Geçtiğimiz hafta gözler Türkiye'de, İstanbul'daydı. Çünkü Tahıl Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapılmıştı, o gıda krizini çözecek anlaşma. Ama bu anlaşmayla birlikte gündeme aslında sadece Ukrayna'da bulunan, Odessa Limanı'nda bulunan tahıllar gündeme gelmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yapmış olduğu açıklamada bu koordinasyon merkezinin Rusya'nın ihracatının önündeki engeli de kaldırdığını söyledi ve kalıcı barış çabalarının da Türkiye'nin uğraşında altını çizdi. Artık ateşkese odaklanmalıyız dedi. Biz savaş başlamadan önce de savaşı önleyebilmek için yoğun çaba sarf ettik. Başladıktan sonra da sona erdirilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çabalarımızı sürdürdük. Eninde sonunda bu savaş diplomasi masasında bitecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı İlya Darhişvili ile ortak basın toplantısı düzenledi. Tahıl koridoru anlaşmasına değindi. Sadece Ukrayna tahılının değil, aslında Rusya tahıl ve gübresinin ihracatı önündeki engelleri kaldırmış olduk. Temennimiz kesintiye uğramadan, sorunla karşılaşmadan bu ihracat gerçekleşsin. Öncelikle tabii ihtiyacı olan, acil ihtiyacı olan ülkelere tahıl, buğday ulaşabilsin. Yine tarım sektörü için gübre son derece önemli ve hassas. Tahıl koridoru anlaşmasının olumlu bir adım olduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin kalıcı barış çabalarının da altını çizdi. Başarılı bir şekilde uygulanırsa iki taraf için de çok ciddi bir güven arttırıcı önlem olmuş oluyor. Şimdi bizim ateşkese odaklanmamız lazım. Biz bu görüşmeleri ev sahipliği yaparız. Liderler düzeyinde Sayın Cumhurbaşkanımızın temasları aralıksız devam ediyor kalıcı ateşkes için. Ama üçüncü ülkelerin de desteklemesi lazım. Savaşanın kaybedeni, kazananı yok. Herkes kaybediyor. Eninde sonunda bu savaş diplomasi masasında bitecek. Tıpkı gıda krizinde olduğu gibi savaşın da sona ermesi için o ateşkes masasında Türkiye'nin önemli uğraşları var şüphesiz ki. Çünkü savaş her geçen gün derinleştikçe dünyanın karşı karşıya kaldığı, özellikle de Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı enerji krizi derinleşiyor. Ülkeler yeniden nükleer enerji ya da kömürden elde edilecek enerjilere dönmeye başladı yavaş yavaş. Ama birçok krizde beraberinde geldi Avrupa genelindeki ülkelerde. Peki neler yaşanıyor? Hemen kısaca özetleyelim. Avrupa Birliği geneline baktığımızda Rusya'nın vanaları kısması üzerine Nijerya'dan daha fazla doğal gaz almak için talepte bulundu. Benzer bir görüşme Azerbaycan'la da gerçekleştirildi. İngiltere'ye baktığımızda Başbakan Boris Johnson istifa etti. 40 bin demir yolu çalışanı greve başladı. Birçok hava yolu şirketi de uçuşlarını iptal etti. İsveç'te ise hükümet düştü. Ülkede enerji krizi endişesi yaşanıyor. Nükleer enerjiye geçiş tartışılıyor. Ve Fransa'ya baktığımızda da orada da enerji şirketleri halka enerji tüketimini azaltması için çağrıda bulundu. Kömürle elektrik üreten santralleri tekrar açma kararı aldı Fransa'da. Ve tıpkı Fransa gibi aslında vatandaşlarına tasarruf tedbiri uygulaması neredeyse kanun zorunluluğuyla getirilen bir diğer ülke Almanya, grev nedeniyle binden fazla uçuş orada da iptal edildi. Ülkede enerji tasarrufu için televizyon ve dizüstü bilgisayarların tasarruf modunda çalışması istendi. Almanya'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ışıkları tasarruf için söndürülecek ve kömüre dönüş sinyali verildi. Bulgaristan'a baktığımızda da ülkede yeni kurulan hükümet yine düştü ve 2021'de 3 defa seçime gidilmişti. Bulgaristan'da o hükümet krizi hala devam ediyor. Benzer bir durum İtalya'da da geçerli. Başbakan Draghi istifa etti. Ülkede hem hükümet hem de enerji krizi yaşanıyor ve İtalya yılda 75 milyar metreküp doğal gaza ihtiyaç duyuyor. Tabii ki tüm Avrupa'yı etkileyen enerji krizi bununla birlikte bir yandan da Rusya'ya yönelik karşılıklı yaptırımları beraberinde getirince uluslararası şirketler özellikle de büyük mağduriyetler yaşıyor. Almanya'nın hatta dünyanın en büyük ikinci otomotiv üreticisi Volkswagen de lojistikteki aksaklıklar nedeniyle Rusya'dan çekilme kararı aldı.
Rusya'dan çekilen yabancı şirketlere dünyanın en büyük ikinci otomobil üreticisi Volkswagen de katılıyor. Rus basınının duyurduğu haberde Mart ayında yaptırımlar nedeniyle üretimi durduran Volkswagen grubun ülkeden tamamen çekilme kararı aldığı açıklandı. Alıcı arayışına girdiği belirtilen Alman araç üreticisinin en önemli talibi ise Kazakistan'dan Asya Auto. Volkswagen grubun araçlarını üretme lisansına sahip olan şirket, satın alma işlemleri için ilk görüşmelere başladı. Rusya'ya lojistik ambargosu uygulanması nedeniyle Volkswagen'in satın alan şirketin yedek parça üretimi yapması gerekecek. Tabii bir yanda Covid-19 salgını, bir yanda küresel ekonomik kriz, bir yandaysa Ukrayna-Rusya savaşı. Avrupa genelinde bu kriz her geçen gün derinleşmeye devam ediyor ve o haritanın detayları da, sınırları da daha da genişlemiş oluyor. Belçika'daysa son 40 yılın enflasyon rekoru kırıldı. Yine benzer bir şekilde Almanya'da da enflasyon yeniden yükselişe geçti. Belçika'da son 40 yılın enflasyon rekoru kırıldı. Koronavirüs salgını, tedarik krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı. Ard arda yaşanan bu gelişmeler küresel ekonomiyi olumsuz yönde etkiledi. Avrupa ülkelerinde enflasyon oranları rekor üstüne rekor kırdı. Belçika'da 1982'den bu yana en yüksek enflasyon kayda geçti. Ülkede enerjiden temel gıdaya birçok sektörde fiyatlar artmaya devam ediyor. Bu durum hayat pahalılığını da beraberinde getiriyor. Enflasyonla mücadele eden bir başka Avrupa ülkesi de Almanya. Hükümetin Haziran ayındaki geçici önlemleriyle düşen enflasyon tekrar yükselişe geçti. Temmuz'da yıllık bazda 0,3 puan arttı. Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden olan ülkede hayat pahalılığı ise her alanda kendini gösteriyor. Tabii dün gözler ülkemizde de Merkez Bankası'na çevrilmişti. Yıl sonu enflasyon tahmini güncelledi Merkez Bankası ve %60,4'e yükseltti. Yılın 3. enflasyon raporunun sunumunu yapan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da enflasyon artış hızının bu aydan itibaren düşüş eğilimine gireceğini ifade etti. 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17,6 puanlık güncellemeyle %42,8'den %60,4'e, 2023 yıl sonu tahminimizi ise 6,3 puanlık bir güncelleme ile %12,9'dan %19,2'ye yükselttik. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönde güncelledi. Yılın 3. enflasyon raporunun sunumunu gerçekleştiren Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu aydan itibaren enflasyonda artış hızının azalacağını vurguladı. En kısa sürede enflasyonda kalıcı düşüş amaçlıyoruz dedi. Yıl sonu enflasyon hedefimizi verdik. Onun altında bir noktada bekliyoruz. Enflasyondaki atalete dönüşmemesi için çok yoğun ve sert tedbirlerle bu süreci kısa sürede terse çevirme gayretlerimiz hızlı bir şekilde sürüyor ve kararlar almaya devam ediyoruz. Dünyada artan resesyon endişelerine değinen Kavcıoğlu, Türkiye'nin bu konuda pozitif ayrıştığının altını çizdi. Dünyada bütün ülkeler resesyon konuşulurken herhalde resesyonun konuşulmadığı tek ülke Türkiye. Müthiş bir potansiyel, müthiş bir üretim, müthiş bir ihracat var. Türkiye en az etkilenecek ülkelerden biri olacaktır. Merkez Bankası Başkanı liralaşma stratejisi çerçevesinde yeni adımlar atılacağının mesajını verdi. Merkez Bankası Türk lirasının temel sağlayıcısı olarak elindeki tüm araçlarla liraya olan talebi yapısal ve kalıcı olarak artıracak. Bu amaçla çelişen tüm mekanizmalardan tedricen çıkılacaktır. Kavcıoğlu rezervlerle ilgili tartışmalara da son noktayı koydu. Enerji dahil Merkez Bankası olarak tüm ödemeleri gününde yaptık. Yapacak gücümüz var ve rezervlerimiz artmaya devam ediyor. Merkez Bankası Başkanı politika faizinin para politikasının aracı olarak kullanılmaya devam edileceğini, Türkiye'nin CDS puanının adaletli olmadığını, ikinci çeyrek büyüme oranının %7'nin üzerinde gerçekleşeceğini, Rusya ile ticarette yerel paranın kullanımına ilişkin görüşmeler yapıldığını da kaydetti.
Dünya genelindeki bu yükselen enflasyon tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'ni de etkiledi ama bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde dün önemli bir görüşme yaşandı. Başkan Joe Biden Çinli mevkidaşı Xi Jinping'le bir görüşme yaptı. Ama bunun yanı sıra da yine Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi iki çeyrekte de daraldı üst üste ve teknik olarak da resesyona girdi. Son gelişmeleri konuşacağız. New York'a gideceğiz. New York'ta gazeteci Mustafa Tanyeri bizlerle birlikte. Mustafa Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Günaydınlar diliyorum. Günaydınlar dileyelim biz de Türkiye'den. Şimdi aslında iki önemli gelişme var ama ben önce ekonomiyle başlamak istiyorum. Ki enflasyon Amerika Birleşik Devletleri'nde de gitgide artmaya devam ediyor. Üst üste iki çeyrekte de daraldı. Yaşananlar neyin göstergesi? Özellikle bu resesyona girmesi ekonominin ne anlama geliyor? Nasıl yorumlamalıyız? Teknik anlamda tabii bir her iki çeyrekte de yani takip eden iki çeyrekte yani her üç aylık dönemde Amerika'daki ekonominin küçülmesi dolayısıyla bir resesyondan söz ediliyor. Ancak tabii ki yani her zaman söylediğimiz gibi bunların tabii ekonomik hadiseleri sadece şablon olarak değerlendirmemek gerekiyor. Bir de işin realitesi var. Yani sahadaki durum var. Amerika'da bu duruma bakınca aslında resesyonun izlerini pek görmek mümkün değil doğrusu. Diğer taraftan Amerika'da şu anda en önemli hani küçülen ekonominin ortaya çıktığı ve göze çarptığı yer genellikle de tüketicilerin satın alma alışkanlıkları ve satın alma miktarlarındaki düşüş. Bu tabii zaten Amerikan Merkez Bankası'nın da şu anda enflasyonu aşağıya indirmek için aslında yapmak istediği bir şey. Yani harcamaların azaltılması. Dolayısıyla enflasyon üzerindeki baskıyı azaltıp ve diğer para politikalarıyla da enflasyonun belli bir dönem içerisinde aşağıya indirilmesi amaçlanıyor. Şimdi bu çerçevede tabii ki bakıldığında Amerika'da şu anda genel anlamda piyasalarda bir problem gözükmüyor. Yani bir resesyon izi yok. Biraz enflasyonu düşürme anlamındaki çabalardan ötürü yaşanan daralma ve küçülme bir resesyon kavramının tarifinin ortaya çıkmasını getirdi. Ancak dediğim gibi piyasalarda, reel piyasalarda bunun izlerini göremiyoruz şu anda. Tam da böyle bir dönemde önemli bir gelişme yaşandı. Şimdi bir yanda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu ekonomik sarsıntı söz konusu ama bir yanda da bir Tayvan krizi malum yakın zamanda tüm dünyanın yakından takip ettiği bir konu. Biden'ın Xi Jinping'le yaptığı görüşmeyi nasıl yorumluyorsunuz ya da nasıl yankı buldu? Çünkü Çinli devlet başkanının mesajı aslında biraz sertti. Ateşle oynayan kendini yakar dedi. Bu nasıl yorumlandı? Şimdi zaten yaklaşık iki yıllık Biden-Harris yönetimi Amerika'da aslında Amerika'nın dünya üzerindeki imajını biraz olumsuz anlamda değiştirmişe benziyor. Ve bunu zaten özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş, işgali ve de şimdi Çin'in de Tayvan konusunda Amerika'ya karşı tabiri caizse hani bir baş kaldırısını buna yormak lazım. Yani Amerikan yönetimi, başkanlık şu anda oldukça zayıf bir karakter sergiliyor doğrusu. Bu da tabii ki Rusya'dan sonra Çin'e de cesaret vermiş durumda. Şimdi zaten uzun yıllardır hatta yani belki de yaklaşık olarak 70 yıllık bir Çin-Tayvan krizinden bahsediyoruz. Hı hı. Şimdi burada Amerika doğal olarak Tayvan'la olan ilişkileri var. Tayvan'da ciddi bir mikroelektrik sanayi var ve elektronik sanayi var. Ve bir takım çipler biliyorsunuz orada üretiliyor. Ve bunu hem batılı ülkeler hem de başta Amerika olmak üzere kullanıyorlar. Bu bakımdan Tayvan'ın bu pozisyonunun devam etmesi Batı dünyası açısından önemli. Ancak tabii Çin Tayvan'ı daima kendisi için aslında küçük bir ülke olmasına, bir ada ülkesi olmasına rağmen kendisi için egemenlik haklarına dönük bir tehdit olarak algılıyor. Ve burada şu anda belki Rusya'nın Ukrayna'ya yapıp hani oradan bir toprak kazanma hamlesinin yeterince yani Batı tarafından muhalefet edilememesi ve bunun, hı-hı, önlenememesini görerek Çin de herhalde Tayvan'ı belki ele geçirmek ve kendi topraklarına daha hani resmi olarak katmak üzere
bir harekete geçecekmiş gibi bir imaj veriyor şu anda. Burada tabii ki önümüzdeki dönemde biraz sadece Avrupa'da değil, yani Rusya, Ukrayna ve Baltık ülkelerinde değil, aynı zamanda Güney Çin Denizi'nde de biraz sanırım suların ısınmaya başladığını göreceğiz. Tabii bu arada işte bir takım nükleer şeyler, ne derler, tehditler, Kuzey Kore'nin de oyuna girmeye çalışması gibi bir takım şeyler görüyoruz ama daha çok konvansiyonel düzlemde yakın dönemde biraz daha uluslararası ilişkilerin bir yeni bir döneme geçeceğini ve özellikle Amerika ile hem Rusya hem de Çin arasındaki sorunların giderek büyüyeceğini tahmin ediyorum doğrusu. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tanyeri, paylaştığınız kıymetli bilgilerden ve yorumlarınızdan dolayı. Çok sağ olun efendim. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Aynen. Tabii aslında Tayvan'la Çin arasında, Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşananlar bir nevi Ukrayna-Rusya Savaşı'nı da hatırlatıyor ki Tayvan'a yönelik de Amerika Birleşik Devletleri'nin destek mesajları, vermiş olduğu o belki maddi, belki askeri olarak destekler ortamı daha da gerdi. Peki neler yaşanıyor? Biraz daha yakından bakalım isterseniz Amerika-Çin arasındaki o krize neden olan Tayvan'da. Çünkü artık sıcak çatışma riski bile taşıyor bölge. Tabii geçtiğimiz günlerde her şey aslında Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyaretini gerçekleştireceği iddiasıyla başladı ve ilişkiler bir anda gerildi. Çin, Fujian eyaletindeki üssüne hava gücünü artırdı. Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait Ronald Reagan uçak gemisi de Singapur'dan Güney Çin Denizi'ne hareket etti. Hem peki o kriz nerede yaşanıyor? Hemen onu da harita üzerinden sizlere gösterelim. Tayvan özellikle 2. Dünya Savaşı'nda Japon işgalinden kurtarılmasının ardından Çin'in bölgede bir hakimiyet iddiası vardı ama Tayvan da bu bölgede bir bağımsızlık iddiasını sürdürdü. Haliyle bu bölgede hala o kriz devam ediyor. Çin Tayvan'ı kendi topraklarından sayıyor ama Tayvan da burada bağımsızlığını ilan etmiş bir ülke olarak, daha demokrat bir ülke olarak, parlamenter bir ülke olarak dikkat çekmeye çalışıyor. Ama burada bir kez daha hatırlatalım, Amerika Birleşik Devletleri devreye girdi. Tayvan'ı tanıyor izlenimi göstermesi Çin'in yeniden askeri gücünü Tayvan üzerinde kullanma ihtimalini gözler önüne serdi. Ama Çin Tayvan arasında kalmayacak, görünen o ki. Ve devam edelim ülkemizle birlikte, ülkemizde yaşanan son gelişmelere bakalım efendim. Malum ülkemizin ürettiği yerli ve milli silahlı insansız hava araçları tüm dünyanın yakın takibinde. Almanya'da Handelsblatt yine gündemine aldı. Bu konuyla ilgili bir analiz yayımladı. Türkiye'de üretilen hem SİHA'ların hem de askeri teçhizatların savaşların gidişatını değiştirdiğini yazdı. Türkiye'nin savunma sanayindeki devrimi Alman medyasında gündeme taşındı. Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretilen SİHA'lar, helikopterler ve askeri araçlar bir kez daha yabancı medyada yer aldı. Son olarak Alman gazetesi Handelsblatt'ta Türkiye'nin silah üretim hamlesini inceleyen bir analiz yayımlandı. Türkiye, savunma sanayinde ihtiyaçlarını karşılayacak hale geliyor değerlendirmesi yapıldı. Analizde Türkiye'de üretilen askeri araçların savaşların gidişatını değiştirdiği ve Türkiye'nin yıllar önce çok farklı bir rota çizdiğine değinildi. Türk savunma sanayisinin cirosunun 3 katına çıktığı da ifade edildi. Ayrıca Bayraktar TB2 SİHA'lar sayesinde Almanya, Fransa ve ABD silahlarına olan ilginin azaldığına da dikkat çekildi. Almanya'nın modern silahlar almak için 100 milyar euro harcama yapmayı planladığı yazıldı. Türkiye artık uluslararası silah ticaretinde önemli bir oyuncu haline geldiği ifadeleri kullanıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve geldiği 2002 yılında savunma projelerinin yaklaşık 5,5 milyar dolar bütçeye sahip olduğu belirtildi. Artık bu rakamın 60 milyar dolara yükseldiği vurgulandı. Tabii dünyanın, özellikle Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı enerji krizinin ardından Türkiye'de böyle bir krizle karşı karşıya kalmamak için çalışmalarını sürdürüyor. Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında keşfettiği 540 milyar metreküplük doğalgazı karaya çıkarma çalışmaları da
aralıksız bir şekilde sürüyor. Bu arada o doğalgazı karaya getirecek olan 170 kilometrelik denize indirilen boruların yaklaşık 40 kilometresi tamamlandı. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bu Karadeniz'deki gazı ulusal sistemimize basmaya başlayacağız. Karadeniz gazını denizin altından taşıyacak 170 kilometrelik boru hattının 40 kilometresinde boru serme işlemi tamamlandı. Fatih sondaj gemisinin Karadeniz Sakarya gaz sahasında keşfettiği 540 milyar metreküplük doğal gazı karaya çıkarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gazı denizin altından taşıyacak 170 kilometrelik hatta boruların serim işleminde 40 kilometre aşıldı. Boruları deniz tabanına yerleştiren Castron gemisi deniz altında 40 kilometre ilerleyerek boruları yerleştirdi. Castron'un göreve başlamasıyla sığ kısımlarda başlayan boru serim işleminden derin denizdeki boru serim işlemine geçildi. Karadan yaklaşık 170 kilometre açıkta bulunan Sakarya gaz sahasından Filyos doğal gaz işleme tesisine gazın ulaşmasını sağlayacak boruların büyük bir kısmı Castron isimli dev gemi tarafından deniz dibine döşenecek. 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğindeki gemi derin denize 23 günde 40 kilometrelik boru serdi. Yıl sonuna kadar boru serim işlemleri hem karada hem de denizde de tamamlanacak. İthal ettiği biz gaz fiyatla mukayese ettiğimizde o fiyatlara göre daha ekonomik olduğunu söyleyebiliriz. İlk evredeki doğal gaz üretim miktarı günlük 10 milyon metreküp olarak planlanıyor. Bu rakamın 4 yıl içerisinde günlük 40 milyon metreküpe çıkarılması öngörülüyor. Bu da 25 yıl boyunca ülkemizdeki konutların ihtiyaç duyacağı doğal gazın üretileceği anlamına geliyor. İstanbul'dan haberlerle devam edeceğiz. Güngören'de gece oldukça hareketliydi çünkü 4 katlı bir binada çökme yaşandı. Mühürlenen binada yaşayanlarsa otellere yerleştirildi. Peki bölgede son durum nasıl? Muhabir arkadaşımız Mehmet Zeyrek'le birazdan gideceğiz. Onun detaylarını alacağız ama öncesinde kağıthaneden bir görüntü getirelim. Sokak ortasında hızla giden bir otomobil sürücüsünün kendisini uyaran baba ve 4 yaşındaki oğluna silah çekerek dehşeti yaşattı. Neler yaşandı güvenlik kamerasından izleyelim. İnsanların canını hiçe sayan bir maganda kendisini uyaran adama çocuğunun gözü önünde silah çekip kovalayarak dehşeti yaşattı. Görüntüler İstanbul Kağıthane'de kaydedildi. Erdal Ö 4 yaşındaki oğluyla sokakta yürüyordu. O sırada yanlarından hızla bir otomobil geçti. Baba magandaları yavaş gitmesi yönünde uyarınca aralarında tartışma çıktı. Dört genç araçtan inerek tehditler savurmaya başlayınca dehşeti yaşayan baba oğlunu kucağına alarak markete sığındı. Magandalarsa onları takip etti. İçlerinden biri arkasından gelerek tabancayla havaya ateş açtı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şehir eşkıyalarını yakalamak için çalışma başlattı. Otomobilin plakasından yola çıkan ekipler, emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Onur T'yi kısa sürede gözaltına aldı. Ve gazetelerle devam edelim efendim. Sıcağı sıcağına hemen o yeni günün manşetlerini sizlerle paylaşalım. Özellikle gazetelerin manşetlerine baktığımızda Türkiye'de hem siyasette öne çıkan, muhalefette öne çıkan başlıkları görüyoruz. Ama Sabah gazetesi bağışlarken hiç tereddüt etmedik başlığını atmış. 2 yaşındaki hayattan kopan kızları Asel Hafsa'nın organlarını bağışlayarak 2 çocuğa hatta 3 çocuğa umut olan Mustafa İnal'ın açıklamaları var. Bağışlarken hiç tereddüt etmedik deniyor ki o organlardan birisi yine hem adaşı Asel'e başka bir Asel'e de hayat oldu. Takvim gazetesi de taca çıktı başlığını atmış. Yine muhalefet cephesinde özellikle de ana muhalefet partisi CHP içerisinde yaşanan krize yer vermiş. Yeni Asır gazetesi CHP'nin yalanını CHP'li çökertti başlığını atmış. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur hükümet sürekli müfettiş göndererek belediye başkanlarımıza nefes bile aldırmıyor dedi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu yalanladı. Müfettiş baskısı falan yok. Rutin denetimler yapılıyor dedi. Milat gazetesi de Batı ülkeleri en soğuk kışı geçirecek.
Avrupa'da gaz paniği başlığını atmış, yaşanan o enerji krizinin detaylarına yer vermiş. Akşam gazetesi de 3 parti cepte, ikisi mecbur. CHP altılı masaya Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun adını getirmeye hazırlanıyor. Peki altılı masadaki detaylar neler? Birazdan haberlerimizde de paylaşacağız sizlerle. Devam edelim bir diğer gazete. Sabah Avrupa'ya baktığımızda Hollanda'da öldü, Sivas'ta doğdu. Yine Türkiye'nin sağlık alanındaki bir başka başarısına yer vermiş. Sağlık sistemi alarm veren Hollanda'da ilk kez ultrasona sokulan ve ölmüş denilen bir bebek Türkiye'de çok sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Aile iyi ki kürtajı kabul etmedik açıklamasını yaptı. Yeni Asır gazetesi de yine CHP'nin yalanını, CHP'li çökertti başlığını hatırlatalım. Ege bölgesinden de önemli gelişmeler söz konusu. Özel harekat polisinin önemli bir operasyonuna yer verilmiş 4 saatlik kabusu özel harekat bitirdi başlığıyla. Ve Fotomaç gazetesi Juan Perez Fener'de başlığı var ve Süper Lig'deki diğer transferlerin detaylarını görebiliyoruz. Devam edeceğiz gazetelerdeki o manşetleri ve detayları sizlerle paylaşmaya. Ama günlerdir malum Anka Park konusuyla gündemde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın özellikle Anka Park'la birlikte 3 yılı aşkın bir süredir yapmış oldukları da mercek altında gerçekten hizmet yapıyor mu sorusu da haliyle sıkça sorulur oldu. Şeyini görmedim yani şu anda kadar. Yani göz önünde olan bir şeyini görmedim. Hiçbir şey değişen bir şey yok ya. Eksik çok. Şeyini ben görmedim. 3 yıldır buradayım. Yağmur yağdığında insanlar neredeyse sandallarla iş yerlerine gidecekler. İnşallah bundan sonra düzelir. Temennimiz o. Mansur Yavaş yatırımları çok yani. Vallahi hiç şu anda gözle göre hiçbir şey yapmadı. Mesela diyelim. Ya şu anda aniden karşımıza çıktığınız için aklımıza gelmiyor. Yani dese ki şurada şunu yaptık. Bunu gidip biz de inceleyelim ama ben işini görmedim yani şu ana kadar. Ankara Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 3 yıldır görevde. Peki Ankaralılar Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından memnun mu? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz. Gelin hep birlikte bakalım. Kayaş'tan giderdik Sincan'a 2-3 saat sürerdi. Şimdi yarım saatte gidip geliyoruz. Bu hizmet önceden de yapılmış yani. AK Parti döneminde yapılmış. Şimdi bak bir şey göremedim, bilmiyorum. Ankaralılar özellikle başkentin kanayan yarası olan altyapı probleminden ve yine 3 yıldır vaat edilip yapılmayan yatırımlardan şikayetçi. Yani yollara bakıyoruz, kaldırımlara bakıyoruz, altyapılara bakıyoruz. Çok bir şey yapıldığını göremiyoruz. Şu zamana kadar 2 tane bir alt geçit yaptı, başka da bir şey görmedim. Ne memnun olacağım? Hacı Bayram'daki şele su fışkırıyordu ya. Demek ki Mansur Bey'in hizmet anlayışı bu. O suları söktürmüş, yine çiçek dikmiş. Ya çiçek de güzel ama o daha güzeldi. Kuşlar, güvercinler su içiyordu, yıkanıyorlardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise metrobüs hattı için beyaz yol uygulamasına geçtiğimiz ay başladı. Ancak çalışmalar nedeniyle yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Metrobüs yolundaki çalışma trafiği olumsuz etkiledi. İstanbullular yine mağdur oldu. Metrobüs güzergahındaki bu beyaz yol çalışması nedeniyle metrobüs kendi yolundan çıkarak trafiğe karışıyor. Ve bu da ne yazık ki kilometrelerce uzun kuyruk oluşturuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cevizli Bağ Yeni Bosna durakları arasındaki metrobüs yolunu yenileme çalışmalarına 27 Haziran'da başladı. Yetkililer seferlerin kesintiye uğramayacağını belirtti. Ancak D100 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu neredeyse 2 katına çıktı. Mağdur olan yine vatandaşlar oldu. Çalışmanın başladığı yer Şirin Evler metrobüs durağı. Biz de şu anda Zeytinburnu metrobüs durağındayız. İşte görmüş olduğunuz gibi aslında Şirin Evler'le bizim bulunduğumuz lokasyon arasında yaklaşık 4 kilometre var. Ama navigasyondan baktığımız zaman da bu 4 kilometrelik yol ne yazık ki tam 20 dakika gösteriyor. Özellikle mesai saatlerinde İstanbul'un trafiğini felç eden çalışmaların Eylül ayında bitmesi hedefleniyor.
Adana'da 5 ilçede tarımsal sulamaya katkı sağlayacak olan Yedigöze Barajı hayata geçiyor. Projenin bölgeye katkıları peki neler olacak ve projenin detaylarını almak için de Adana'ya gidelim. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur karşımızda. Halil İbrahim günaydın. Tahir günaydın. Öncelikle şunu ifade etmek lazım. Çukurova bölgesinde yani dünyanın en verimli topraklarının bulunduğu alanda sulanabilen arazi miktarı giderek artıyor. Özellikle AK Parti dönemi, AK Parti hükümetleri döneminde çiftçiler bireysel anlamda desteklenirken diğer taraftan da çiftçiliğin daha modern ve daha geniş alanlarda sürdürülebilmesi için milyarlarca liralık yatırımlar gerçekleştiriliyor. İşte biz de şu anda onlardan bir tanesindeyiz. İmamoğlu ilçesindeyiz ve İmamoğlu ilçesinde hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi Yedigöze Barajı'ndan hemen toprak altından geçerek toprakla buluşan projeyi ekranlara getiriyoruz. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Adana'nın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya devam ediyor. Devlet Su İşleri son yıllarda yaptığı uygulamalarla tarımsal sulamaları modern sulama sistemine dönüştürmeye çalışıyor. Çünkü modern sulama sistemi tarımsal verimliliği artırıyor. Üretilen ürün çeşitliliği artıyor. Tüm bunlar ise çiftçilerin daha fazla gelir kazanmasına neden oluyor. Adana'da Çukurova'nın bereketli topraklarında devlet eliyle doğrudan gerçekleştirilen projeler arasında Aşağı Seyhan, Yedigöze, İmamoğlu sulama projesi yer alıyor. Bu proje kapsamında yaklaşık 110 bin dekar alan sulanmayan kıraç topraklar su ile kavuşmaya başladı. Yine aynı proje kapsamında Adana'nın Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerinde 1.065.540 dekar tarım arazisi modern borulu sulama sistemine kavuşmuş olacak. Bu devasa sulama projesini hayata geçirebilmek için projelerin ana su kaynağını oluşturmak maksadıyla 2010 yılında Yedigöze Barajı hizmete alındı. Aslında Fırat gösterebilirsen eğer hemen karşımızda dağlık bir alan var. İşte Yedigöze Barajı orada yer alıyor ve yer altından devasa borularla sular çoktan taşınmaya yani Çukurova'nın bereketli topraklarıyla buluşmaya başladı. İlk etapta baraj sayesinde hem elektrik enerjisi üretiliyor hem de yılda sadece bir kez buğday ekilen tarlalar buğday hasadından sonra ikinci ürün yetiştirmeye başladı. Ayrıca cazibe yöntemiyle oluşturulan basınçlı su ile bazı bölgelerde modern sulama sistemleri devreye alınmaya başladı. Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 30 bin dekar alan arazi artık sulanabilir arazilere dönüştürüldü. Birkaç yıl öncesine kadar sadece buğday ekilen tarlalarda artık sebze dahi yetiştirilmeye başlandı. Geriye kalan arazilerin de sulanabilir hale gelmesi için bir taraftan inşaat çalışmaları, diğer taraftan da ihale süreci devam ediyor. Yedigöze Barajı'ndan alınan su yer altından borular ile taşınıyor. Projede farklı çaplarda borular kullanılıyor. Projede kullanılan ana hatlardaki boruların en büyüğünün çapı 3800 milimetre. Yani içerisinden bir otomobil rahatlıkla geçebilecek genişlikte. İşte her bir boru 6 metre uzunluğunda olup bu projelerin her birinin döşeme ve boru dahil maliyeti yaklaşık 85 bin lira ve projenin toplam bedeli ise 4 milyar lira ve bu proje hayata geçtiğinde yani hem modern sistemle hem de sulanamayan arazilerin sularla kavuşturulmasıyla birlikte aslında 2,5 yıl içerisinde İmamoğlu Aşağı Seyhan İmamoğlu Yedigöze projesi de kendisini 2,5 yıl içerisinde yani yapılan yatırım miktarı kadar 2,5 yıl içerisinde üretilen tarımsal ürünlerle kendisini amorti edebilecek şekilde ayarlandı ve bu hedef doğrultusunda da çalışmalar bir taraftan devam ederken bir taraftan da arazilere adım adım etap etap sular gelmeye başladı diyelim ve sözü Çukurova'nın bereketli topraklarından size bırakalım. Tahir İnan. Halil İbrahim Uğur'a teşekkür ediyoruz paylaştığı o önemli bilgilerden dolayı. Bu arada iş arayanlar için önemli bir haberimiz var. Türkiye İş Kurumu
işverenlerden gelen talepleri yayınladı ve yaklaşık 80 bin işçi arandığı ortaya çıktı. Kariyerine çağrı merkezi çalışanı olarak devam etmek isteyenler ya da bir sonraki iş tecrübem satış danışmanlığı olsun diyenler İşkur'a başvuruyor. Kurum 79.276 kişi için aracı oluyor. Türkiye genelinde açılan ilanlarda işverenler çalışan ihtiyacını kuruma iletti. Tüm zamanların en çok aranan elemanı ise 17.551 çalışan talebiyle beden işçisi oldu. Temizlik görevlisi 2132, satış danışmanı 1667, makine dikişçi 1609, konfeksiyon işçisi 1277, gaz altı kaynakçısı 1272, özel güvenlik görevlisi 1233, ön muhasebeci 1208, çağrı merkezi müşteri temsilcisi 1153, garson 1021. Uzmanlık gerektiren mesleklerde de başvuru imkanı var. Açık iş ilanları incelendiğinde elektrikçi 599, aşçı 581, forklift operatörü 657, mermer işçisi 378, CNC torna tezgahı operatörü 352, mekanik bakım onarımcısı 343, plastik üretim elemanı 373 arandığı görülüyor. İlk kez sigortalı bir işte çalışacak olanlar için de farklı meslek kollarında iş ilanları bulunuyor. Bu kapsamda paketleme işçisi 775, ambar depo görevlisi 738, kasiyer 612, büro memuru 526, perakende satış elemanı 490, reyon görevlisi 503, bulaşıkçı 459, akaryakıt satış 439 eleman aranıyor. İlanlara başvuruda bulunmak da sanıldığı kadar zor değil. İşkur'a kayıt oluşturmak yeterli. Özgeçmiş sayfası doldurulduktan sonra iş arama statüsü aktif hale getiriliyor. Sistem ilgi alanlarına ve iş tecrübesine göre başvurulabilecek ilanları kullanıcının önüne çıkartıyor. Böylece işveren ve işçi arasında gerekli eşleşme sağlanıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerde şimdi de tercih heyecanı başladı. 5 Ağustos'a kadar devam edecek tercihler. Bu sırada Milli Eğitim Bakanlığı da tabii adayları yalnız bırakmadı. Bakanlık 81 ilde 11 bin rehber öğretmen görevlendirdi. Çok kafamızda soru işaretleri var bu dönemde. Tercih dönemi çok karışık. Ben de bilgisayar mühendisliği düşünüyorum Ankara içinde. Büyük ihtimalle Ankara Üniversitesi'ne yazacağım. YKS sonuçları açıklandı. Milyonlarca üniversite adayı için tercih maratonu başladı. Bu yıl YKS'de baraj kalktı. Sınava 3 milyonun üzerinde aday girdi. Milli Eğitim Bakanlığı tercih sürecinde adayları yalnız bırakmadı. 81 ilde 11 bin rehber öğretmenle öğrencilere hem online hem de yüz yüze danışmanlık hizmeti veriliyor. Yüz yüze tercih desteğinin verildiği okullardan birisi de Ankara'daki Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi. Öğrenciler sabah erken saatlerden itibaren okulun yolunu tuttu ve şimdi rehber öğretmenleriyle birlikte tercih edecekleri okulları kararlaştırıyorlar. Yüz yüze olunca hem daha güzel destek alabiliyoruz. Hem de yani hocayı da birebir görmek daha etkili oluyor diyebilirim. Bence yüz yüze destek çok iyi oldu. Bize çok yararı dokundu. Rehber öğretmeni aynı zamanda psikolojik danışman olan İmran Kılıç süreçle ilgili bilgi verdi. Bir randevu sistemi oluşturduk. Öğrencilerimiz hangi saatte gelmek istiyorlarsa bize bilgi veriyorlar ve biz de o saatlerde danışmanlık yapıyoruz. Ben uçak mühendisliği istiyordum. Sıralamam 79 bin geldiği için gelmeyecek gibi. Onları yine tercih listeme yazacağım. Gelmezse de makine mühendisliği istiyorum. İlk tercihlerimi daha yüksekten başlayarak yazacağım. ÖTTÜ Hacettepe'ye, daha sonrasında da Ankara Üniversitesi'ne yazacağım. Tercihler 5 Ağustos'ta sona erecek. Başarı sıralarına da dikkate alıyoruz ama asıl önemsediğimiz şey kişilik özellikleri, yetenekleri, becerileri. Adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında, elektronik kayıtlarsa 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Çocukların elinde, alışveriş merkezlerinde ya da doğum günü partilerinde çok sık görüyoruz uçan balonları artık. Malum onların içerisine helyum yanı sıra diğer yandan zararlı gazları katanlar da vardı. Bunu daha önce ekranlara getirmiştik. Peki helyum gazı ne kadar masum? Onun herhangi bir zararı var mı? İzleyelim. Balon. Anne. Çocuğunuz balon istiyor, uçan balon. Balon istiyor. Gerçekten. Evet. Dışarıda böyle uçan balonlar var. Çocukların ilgisini çekiyor. Senin de ilgini çekiyor mu?
Bazenleri evet. Yatağımın kenarındaki merdivenlere bağlıyordum. Güzel ve eğlenceli oluyor bunlar. Yani insanın içini açıyor. Koluma takıyorum. O zaman daha eğlenceli oluyor. Ben kolumdayken oynuyorum o şeylerde. Çocuklar uçan balona dayanamıyor. Aileler ise çok sık almak istemiyor. Ya çok sık almamaya çalışıyoruz ama bazenleri de ikna edemiyoruz. Mecbur kalıp alıyoruz. İçindeki o kimyasal madde falan varmış biliyoruz ama yine de çocuklar işte istiyor alıyor. Alıyoruz yani. Özellikle de karakterli olanlar, kız için prenses olanlar, işte erkek için daha farklı olanlar. Hep talebimiz, hep isteğimiz ama biz de mümkün olduğunca almamaya çalışıyoruz. Birçok çocuğun vazgeçilmez eğlencelerinden bir tanesi de uçan balonlar. Öyle ki gece uyurken bile yanlarından ayırmak istemiyorlar. Peki uçan balonlar çocuklar için tehlikeli mi? Kardiyoloji uzmanı Doktor Demet Erciyes, balonun içindeki helyum gazını solumanın zararlarından bahsetti. Helyum gazı uzun süre solumak akciğerlere, dolayısıyla da bütün vücuda, zamanla beyne de az oksijen gittiğinde bayılmalara, solunum durmalarına maalesef yol açabiliyor. Uzman Doktor Erciyes uçan balon için aileleri uyardı. Hiç almayalım demek zor ama en azından aileler bu konuda dikkat etmeli. Bu balonun içindeki gazı çocuğun solumasına mahal vermemeli. Yattığı odada en azından bulundurmamalı. Açık havada oynaması en güzeli. Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz yıl 28 Temmuz'da büyük bir orman yangını çıkmış. 10 günde ancak söndürülebilmişti ve toplamda 60 bin hektarlık alanda kül olmuştu maalesef. Aradan bir yıl geçti. Bölgede yapılan çalışmalarla birlikte ortam yeniden yeşillenmeye başladı. Yanan ormanlar yeşeren tohumlarla can buluyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları Türkiye'nin ciğerlerini yaktı. Alevlerle mücadele eden 7 kahraman hayatını kaybetti. Yaklaşık 60 bin hektar alan küle döndü. Bölgenin ağaçlandırılması için zaman kaybetmeden çalışmalara başlandı. Bir yıl içinde yanan ormanlık alanların büyük kısmı ağaçlandırıldı. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi. Suni tensil olarak ayırdığımız 14 bin hektar alan vardı. Bunun da yaklaşık 8 bin hektarını tamamladık. 6 bin hektarda üzerinin temizliği yapıldı. Şimdi ihalelerden çıktık, makineyle toprak işlemesi yapıyoruz. Dikim mevsimi geldiğinde, yani sonbaharda yağmurlarla birlikte onları da tamamlayacağız. Tabiata terk ettiğimiz alan vardı, 16 bin hektar civarında yaklaşık. Bunların da bir kısmını tekrar yine müdahale ettik, o şekilde bırakmadık. Tohum takviyesiyle onların da büyük kısmı yeşillendi, fidanlandı. Onlarda ulaşım zor olduğu için onların yıl sonuna kadar takibini yapıyoruz. 1 milyon 640 bin fidan dikilen ilçede 7 milyon fidan toprakla buluşacağı günü bekliyor. Manavgat'ta 10 günde söndürülen alevler 1352'si ağır olmak üzere 2164 binada hasara neden oldu. Yangında 15 bin dekar tarımsal alan zarar gördü. 263 büyükbaş, 2783 küçükbaş ve 1441 arılı olmak üzere 2447 kovan yandı. Maalesef acı bir haberle başlayacağız efendim. Irak'ın kuzeyinde yürütülen pençe kilit operasyonundan geldi haber. Teröristlerin açtığı taciz ateşinde yaralanan Assubay Çavuş Batuhan Şimşek kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Acı haber Irak'ın kuzeyinden geldi. İstihkam Assubay Çavuş Batuhan Şimşek şehit oldu. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu Assubay Çavuş Batuhan Şimşek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şimşek burada yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü. Acı gelişmenin ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan taziye mesajı geldi. İstihkam Assubay Çavuş Batuhan Şimşek'in şehadet haberi İzmir Bornova'daki baba ocağına ulaştı. Evde Türk bayrakları asılırken haberi duyan yakınları aileye taziyelerde bulundu. Şehidin çevresi tarafından çok sevildiğini söyleyen akrabası, babasının şehit Batuhan Şimşek'e sürpriz yapacağı gün acı haberi aldıklarını söyledi. Babasının bugün bir sürprizi vardı ona.
bir araç aldı kendisine. Bugün öğlen telefonla aradı, bilgisini vermek için ulaşamadık ama ne yazık ki şehit haberini aldık. Batuhan Şimşek'in amcası Tekin Ulu da 1994'te Kuzey Irak'ta şehit olmuştu. Bu bizim ailemizin, sülalemizin ikinci şehidi. 12 yaşında bir kız kardeşi olan şehit Batuhan Şimşek'in bekar olduğu öğrenildi. Şehidin naaşı Gazi Emir 15 Temmuz Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Milletimizin başı sağ olsun efendim. Şüphesiz ki terörle mücadele aralıksız bir şekilde devam ediyor ve şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı nokta operasyonlarını sürdürüyor. Bu kez operasyonun adresi Irak'ın Süleymaniye kentiydi ve yapılan bu operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer etkisiz hale geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütüne darbe üstüne darbe vuruyor. Bu kez örgütün sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, Irak'ın Süleymaniye kentine düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. PKK'ya 1991 yılında katılan Berivan Zilan Kod adlı Hatice Hezer'in örgütsel faaliyetine Irak'ın kuzeyinde hız verdiği tespit edildi. MİT tarafından konumu belirlenen Hatice Hezer, Süleymaniye'de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyona katılan ekip daha sonra Türkiye'ye döndü. Terörist Hatice Hezer, 2004 yılında PKK-KCK'nın sözde kadın örgütlenmesi PEJAK Ermenistan sorumlusu oldu. 2011 yılında örgütün Mahmur kampı sorumluları arasında yer alan Hatice Hezer, 2017 yılında örgütün sözde Suriye PEJAK sorumlusu olarak terör faaliyetlerini sürdürdü. Eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu öğrenilen Hezer'in erkek kardeşi de 1998'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirilmişti. Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği bu nokta operasyonlar dünyada da büyük ses getirdi. Şüphesiz ki bir yanda sahada kahramanlar mücadelesini sürdürürken diğer yanda da MİT etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Özellikle de üst düzey teröristleri. 2002-2022 yılında Ocak ve Temmuz ayları arasında yani 7 ayda 20 büyük operasyon yapıldı. Ve bu operasyonlarda teröristlerin 8'i sağ olarak ele geçirildi ama geri kalanı da yaklaşık 14 teröriste ölü ele geçirildi. Bu bilgiyi de paylaşalım. 28 Ocak'ta Sincar Azat Kod adlı Süleyman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi. 17 Şubat'ta Hebat Gever Kod adlı Süleyman Orhan. 20 Şubat'ta Rohani Kobani Kod adlı Rodin Abdülkadir Muhammed ve Dilar Halep Kod adlı Ranya Henan etkisiz hale getirilen diğer üst düzey teröristlerdendi. 17 Nisan'a bakalım. PKK-YPG'li Mehmet Aydın, Suriye'nin Derbesiye ilçesinde etkisiz hale getirilen bir başka terörist oldu. 15 Mayıs'ta ise yine PKK-YPS üyesi Ekrem Üstek isimli terörist de etkisiz hale getirildi ve Mayıs ayındaki bir diğer operasyonda da Ahmet Rubar Kod adlı Mehmet Erdoğan etkisiz hale getirilen bir diğer terörist oldu. Devam edelim yine o listeye bakmaya. 19 Haziran'da Ferhat Derik Kod adlı Hüseyin Şibli, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi. Süleymaniye'de ses getiren operasyonlardan birisiydi bu. Yine 24 Haziran'a baktığımızda Raperin Kod adlı Delal Azizoğlu da Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen teröristlerdendi. Dilhaz Gabar Kod adlı Mehmet Doğan, Berfin Nurhak Kod adlı terörist Hanım Demir de Temmuz ayının başında etkisiz hale getirilenlerdendi. 17 Temmuz'a baktığımızda Irak'ın kuzeyindeki Duhok Gara bölgesinde Dersim Malatya Kod adlı İzzettin İnan yine üst düzey teröristlerden birisiydi. Etkisiz hale getirildi. 20 Temmuz'da Kendal Ermeni Kod adlı Şahin Tekin Tanhaç etkisiz hale getirilirken son olarak da dün yapılan operasyonlarda terör örgütü PKK-KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi yani elebaşlarından Hatice Hezer de yine Süleymaniye'de düzenlenen nokta operasyonlarla etkisiz hale
getirildi. Şüphesiz ki MİT'in başarılı operasyonlarıyla birlikte. Türkiye daima Suriye'nin kuzeyine bir operasyon mesajı veriyor. Sebebine bakacak olursak başta bizim sınır illerimize yapılan saldırılar söz konusuydu ama bunun yanı sıra özellikle operasyonun olası hedeflerinden birisi olarak belirtilen Tarifat bölgesinde teröristler yine kazmış oldukları tünellerle ya da farklı maalesef hain saldırılarla sivilleri hedef almaya devam ediyor ki sivillerin terörden arındırılmış bölgeleri de yapmış olduğu saldırıları biliyoruz. Özellikle terör batağına çevrilen Tarifat güvenli bölgeleri de tehdit ediyor. Hemen bakalım Afrin, Azez, Mare ve Elbap bölgelerini görüyoruz. Buralar yapılan operasyonlarla, harekatlarla terörden arındırılmış ve Suriyeliler bu bölgelerde rahat ve huzur içinde yaşıyordu. Hem Fırat Kalkanı harekatı hem de Zeytin Dalı harekatıyla birlikte. Ama burada rejimin kontrolünde görünen bu pembe işaretli yerle yine Kahraman Mehmetçiklerimizin kontrolündeki yeşil alanlı bölge arasında bulunan Tarifat'ta sayısız kez hain saldırılar düzenlediler. Afrin'e, Azez'e, Mare'ye ve Elbap'a yönelik. Özellikle hastane, okul ve kalabalık sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor terör örgütü. Ve 2016'dan bu yana da yüzlerce sivilin ölümüne sebep oldu. Gerek hain bombalı saldırılarıyla gerekse roketli saldırılarıyla birlikte. İşte bu nedenle de Türkiye Suriye'nin kuzeyine yönelik yapacağı 5. harekatta oldukça kararlı. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Terörle mücadele aralıksız bir şekilde devam edecek ta ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar. Gaziantep'e devam edeceğiz. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi atık su arıtma tesisindeki setler taştı ve bunun sonucunda da Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda ulaşım durdu. İzleyelim. Atık su arıtma tesisinin setleri taştı, TAK otoyolunda ulaşım durdu. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin atık su arıtma tesisindeki bazı pompalarda arıza meydana geldi. Atık suların taşındığı setlerde taşma yaşandı. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda su birikintileri oluştu. Kazalar ve su birikintileri nedeniyle otoyolun Gaziantep bölümünde çift yönlü trafik durdu. Yolda bir anda su birikintisiyle karşılaşan bir otomobil takla attı. Araçtaki 4 kişi yaralandı. Bir tırsa yolda mahsur kaldı. Sanki belki kaza maza oldu. Baktım acayip lim geliyor. Atık su tesisindeki arızanın giderilmesi ve yolun temizlenmesi için bölgeye ekip sevk edildi. Gaziantep valisi Davut Gül olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Arkadaşlarımız çamuru başka bir yere akıtmak için çalışmaya devam ediyor, yolu açmak için devam ediyor. Yine bildiğimiz kadarıyla bir araç takla atmış, içerisindeki 4 kişi yaralı olarak hastaneye götürülmüş. Bunun dışında bize ulaşan herhangi bir mahsur kalan ya da ölen, hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Çok büyük geçmiş olsun. Bütün kurumlar el birliğince bu süreci şu anda koordineli bir şekilde çözmeye çalışıyor, aşmaya çalışıyor. Atık suyun kimyasal tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken otoyolda oluşan uzun araç kuyruklarının tahliyesi için de alternatif yol güzergahı belirlendi. Aşırı hız, dikkatsizlik, bazen de kural ihlalleri maalesef yine kazaları beraberinde getirdi. Bursa, Mersin ve Hatay'da yaşanan kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yedi araç birbirine girdi, kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kaza Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde yaşandı. İstanbul Yolu Caddesi'nde kontrolden çıkan tır Osman Aras yönetimindeki taksiye çarptı. Ardından yan yolda park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Arkalarından gelen bir otomobil, bir hafif ticari araç, bir servis ve bir tır daha kazaya karıştı. Karayolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada taksi sürücüsü Osman Aras hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle bir saat trafiğe kapanan Bursa-Gemlik yolunda araçlar yaklaşık 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Polis kazanın ardından kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Bir kazada Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Duygu C yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin çabasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı başka bir otomobildeki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir başka kaza haberi ise Hatay'dan geldi. Antakya ilçesinde iki otomobil Antakya İskenderun çevre yolunun Karali ışıkları mevkinde çarpıştı. Kazaya karışan otomobillerden biri kontrolden çıkarak önce aracına binmeye çalışan bir kişiye ardından da park halindeki dört araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Çin ve Brezilya'dan görüntülerle devam edeceğiz. Çin'de kimyasal yüklü bir kamyon kaza yapınca şiddetli bir patlama yaşandı. Brezilya'da ise yakıt alan bir sürücü aracının bagajını açtığı esnada LPG tankı infilak etti. Kaza yapan kimyasal yüklü kamyon alev topuna döndü. Plastik palet ve çamaşır suyu taşıdığı belirlenen kamyon Çin'in Shandong eyaletinde otobanda seyir halindeydi. Lastiklerinden biri patlayan kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yan şeritteki başka bir araca yöneldi. Sürücünün manevra yapmasıyla araç yan yattı. Yangın çıkan araçta kimyasalların etkisiyle patlama meydana geldi. Maddi hasarla atlatılan kazada alev topuna dönen kamyon yaklaşık 45 dakikada söndürüldü. Brezilya'da da akaryakıt istasyonuna giren LPG'li bir otomobilin yakıt tankı patladı. Dolum sırasında yaşanan patlamayla çevredeki araçlar kullanılamaz hale geldi. İstasyonun çatı kaplaması yerle bir oldu. Patlamanın şiddetiyle savrulan aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sıradaki görüntü İran'dan. Başkent Tahran'da etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu ve yaşanan bu felakette 6 kişi hayatını kaybetti. Olası kayıplar için de arama çalışması başlatıldı. Sel önüne ne kattıysa sürükledi. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Görüntüler İran'dan. Şiddetli yağışlar başkent Tahran ve çevresini etkisi altına aldı. Günlerdir aşırı sıcakların yaşandığı Tahran'da dün gece aniden bastıran yağmur insanları hazırlıksız yakaladı. Şiddetli yağışlardan kaynaklı sel Tahran'ın iç kesimlerinde pek etkili olmasa da başkentin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde özellikle kırsal alanlarda ciddi can ve mal kayıplarını beraberinde getirdi. Selin en çok etkilediği yerse Tahran eyaletine bağlı İmamzade Davut bölgesi oldu. Bölgede bulunan İmamzade Davut türbesine sel bastı. O sırada türbede binlerce ziyaretçi bulunuyordu. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde çamura batan bir kişinin kurtarılma anları cep telefonu kameralarıyla işte böyle görüntülendi. Selden etkilenen 500 kişi bölgeden tahliye edildi. Olası kayıplar içinse bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Maalesef yaz aylarında sıkça ekrana gelen o acı haberlerden biriyle devam edeceğiz. Zonguldak'tan geldi haber. Denizde boğulma tehlikesi geçiren iki kişiden biri kurtarıldı. Kayıp 19 yaşındaki Hasancan Güney'e arama çalışması devam ediyor. Girdi böyle gözümüzün önünde. Şuraya geldi. Kurtarın bizi dedi yani. Boğulma tehlikesi geçiren iki gençten biri kurtuldu, diğeri dalgaların arasında kayboldu. Olay Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşandı. Hasan Can Güney denizin dalgalı olmasına rağmen serinlemek için suya girdi. Boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Berkan Süleyman Günaydın genci kurtarmak için dalgaların arasına atladı ancak o da denizde çırpınmaya başladı.
Gençlerden biri plajdakiler tarafından kıyıya çıkarıldı, hastaneye kaldırıldı. Dalgalarla aşağı sürüklenen 19 yaşındaki Güney ise gözden kayboldu. Genci bulmak için çalışma başlatıldı. Sahilde toplanan arkadaşları Güney'den gelecek sevindirici haberi bekliyor. Ve dünyanın gündemi tabii ki Avrupa'nın yaşamış olduğu enerji krizi. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan yaptırımlar Avrupa'da büyük bir krizi beraberinde getirdi. Avrupa geneline baktığımızda ihtiyaç duymuş olduğu yani tükettiği doğal gazın %40'ını Rusya'dan ithal ediyor. Ve bunların sadece 1/4'ünü depolayabiliyor. Detaylarını birazdan paylaşacağız ama önce hangi ülkenin yıllık ne kadar doğal gaz tüketiyor onu paylaşmış olalım. En çok Avrupa geneline baktığımızda Almanya 92 milyar metreküplük bir doğal gaz harcaması var. Yine devamında Fransa'da 40 milyar metreküp, İspanya'da 32 milyar metreküplük bir doğal gaz harcaması görüyoruz. Ukrayna 27, Polonya 22 milyar metreküplük doğal gaz da yine bu sıralamada devam ediyor. Ama Avrupa özellikle yaşanan bu kriz nedeniyle farklı alternatifleri arayışına başladı ve en çok da depolamaya yönelik bazı girişimlere başladı. Ama ortaya çıkan rakamlara baktığımızda Avrupa ihtiyaç duymuş olduğu bu doğal gazın yalnızca 1/4'ünü depolayabilme kapasitesine sahip. Ki Almanya burada birinci sırada yaklaşık 24 milyar metreküplük bir doğal gaz depolama hacmine sahip. Şu anda %66'sı dolu. En çok doğalgaz deposu dolu olan ülkede Polonya ve Portekiz olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda %98'i Polonya'nın dolu, Portekiz'in ise %99'u. Bunu görebiliyoruz. Ama doğalgaz depolamasında en düşük seviyeye sahip olan, yani şu an stoğunda en düşük doğalgaz bulunan ülkelere bakacak olursak da Bulgaristan'ı, Hırvatistan'ı, yine Letonya, Romanya ve Macaristan'ı görüyoruz. Ama yapılan bu çalışmalar tabii ki Avrupa'nın bu enerji krizine çözüm olacak mı? Bunu zaman gösterecek. Ama dünyanın karşı karşıya kaldığı tahıl krizini çözmek için Türkiye devreye girmişti ve Başkan Erdoğan'ın önceliğinde imzalar atılmış ve koordinasyon merkezi kurulmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de gündemi değerlendirirken tahıl krizine önemli bir parantez açtı ve yüz binlerce insana can simidi uzatılmıştır yorumunu yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklamasında iç ve dış siyasi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, Türkiye'nin yoğun çabalarıyla yapılan tahıl anlaşmasına değindi. Bilhassa Ukrayna limanlarında sıkışan tahılın dünyaya ulaşması hususunda Türkiye'nin yoğun çabası, aylar süren müzakerelerdeki dirayeti ve ısrarı ez cümle sonuç vermiş, açlık ve yoksullukla pençeleşen yüz milyonlarca insana can simidi uzatılmıştır. İnanıyorum ki Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı çözüm ve barış ikliminin yeşermesi de çok uzun sürmeyecektir. Bahçeli, Türkiye'nin ağırlığından rahatsız olanların provokasyon düğmesine peş peşe bastıklarını vurguladı. Zaho saldırısına dikkati çekti. Zaho'da masumların canına kasteden saldırı bir terör eylemidir. Zaho'daki kanlı eylemin sorumluluğunu Türkiye'ye ihale etme yanlışına düşenler bizatihi suçludur. Musul Başkonsolosluğumuza füzeli saldırıyı kim ya da kimler yapmışsa Zaho'ya saldıran da aynı mihraklardır. Bahçeli, Irak Merkezi Hükümeti'nin Zaho katliamının saklanmış faillerini Türkiye ile eşgüdüm halinde ortaya çıkarmak zorunda olduğunu belirtti. Polise yumruk atan DBP'li Salih Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına CHP ve HDP red oyu kullanmıştı. MHP lideri, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun HDP avukatlığına soyunmasının milli güvenlik sorunu olduğunu vurguladı. CHP yönetiminin HDP'nin maske takan kripto damarı olduğunu belirtti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Türkiye'nin etkisiz hale getirdiği terörist için taziye mesajı yayınlaması da Bahçeli'nin gündemindeydi. ABD'nin Suriye'nin doğusundan çekilmesini istedi. Türkiye, ABD'nin 51. eyaleti değildir. Terörle bir ve beraber olanlar da bizim nezdimizde teröristtir. Kılıçdaroğlu sık sık devleti yeniden inşa edeceği vaadinde bulunuyor. Bahçeli bu vaadede çok sert tepki gösterdi. Devleti yeniden inşa etme beyanı bölücü bir dildir. Teröre sinyal ve Türkiye düşmanlarına hizmettir.
Kılıçdaroğlu boyundan büyük, aklının yetmediği, hayalinin bile yapamayacağı sözler vermekten kesinlikle uzak durmalı. Aksi halde Türk milleti bu küstah ve kifayetsiz zihniyete bedelini misliyle ödettirmeye hazırdır. Buna da kararlıdır. İran'da İsrail istihbaratı Mossad'a yönelik operasyonlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. İran Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Teşkilatı'nın açıklamasına dayandırılan bir haberde Mossad'a bağlı bir casusluk şebekesinin üyelerinin tutuklandığı ifade edildi. Peki detaylar nedir? Tahran'a gideceğiz. Tahran'da A Haber muhabiri Ekber Karabağ bizleri bekliyor. Ekber günaydın. Günaydın Tahir İnan. Evet, İran ülkenin hayati bölgelerinden istihbarat toplayan 5 kişilik bir şebekeyi çökerttiğini bildirdi. Bu şebeke üyelerinin İsrail İstihbarat Servisi Mossad'la bağlantılı bir şekilde çalıştığı ve buradan da mali destek aldığı İran'dan yapılan resmi açıklamada ifade edildi. Yine bu kişilerin istihbarat toplama yanı sıra kundaklanma ve saldırılar içinde patlayıcı kullanmak için de eğitim aldığı ifade edildi. Bu kişilerin ayrılıkçı bir gruba ait olduğu, mensup olduğu ifade edildi. Fakat haberde o ayrılıkçı grubun ismi ifade edilmedi. Bu operasyona dikkat çeken mesele bu operasyonun emniyet tarafından yapılması oldu. Çünkü genelde bu tip operasyonlarda, yani Mossad'ın isminin geçtiği operasyonlarda biz genellikle ya devrim muhafızlarını veya İran İstihbarat Bakanlığı'nın ismini görürdük. Daha bir hafta önce 23 Temmuz'da yine İran hassas savunma merkezlerini saldırı planlayan İsrail'e mensup, Mossad'a mensup bir grubu etkisiz hale getirdiğini bildirmişti ve bu grubun üyelerinin Irak'ın kuzeyinde yuvalanan Kumala, kısaca Kumala ismini kullanan terör örgütüne mensup oldukları ifade edilmişti. Şimdi burada bakıldığında son bir hafta içinde İran'ın düzenlediği operasyonlarda yakalanan kişilerin ayrılıkçı ve terör örgütlerine mensup kişiler olduğu ifade ediliyor. Fakat bu iki açıklamaya bakıldığında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı neden İran'ın karşı çıktığı bir aslında bir çelişki diyebiliriz tarihine. Ekber'e teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgilerden dolayı. Şimdi İran'dan Irak'ta yaşanan gelişmelere bakacağız. Bugün Milliyet Gazetesi manşetine taşımış Irak'ta neler oluyor başlığıyla hemen detaylarını sizlerle de paylaşalım. Malum geçtiğimiz günlerde Sadr yanlıları meclisi basmıştı. Yine Maliki de eline silah alarak sokaklara inmişti. Irak'ta iki Şii güç Sadr ve Maliki arasında adı konmamış bir savaş yaşanıyor. Aylardır yeni hükümete muhtaç ülke adım adım parçalanmaya gidiyor demiş Milliyet Gazetesi bugün yapmış olduğu haberde. Özellikle de Sadr hareketi lideri Mukteda Es-Sadr'ın hükümeti kurmayı başaramadığına yer vermiş. Adeta bir vekalet mücadelesi. Bunu da görmüş oluyoruz. Kanun Devleti Koalisyon Lideri eski Başbakan Maliki ise Sadr'ı İngilizlerin kuklası olmakla itham ediyor ve böylece iki grup arasındaki tartışmalar artık çatışmaya dönecek seviyede. Ve Bağımsız Orman Bakanlığı bir ihtiyaç, Türkiye Ormancılar Derneği'nin açıklaması, ekonomiye suikast hevesi var MHP lideri Bahçeli'nin bir diğer açıklamasıydı. Fındık fiyatını Ordu'da açıklayacak Başkan Erdoğan 3,5 yıl aradan sonra yarın Ordu'ya gidiyor ve Altınordu ilçesinde fındık fiyatını açıklayacak. 223 kurum ve kuruluş tarafından yapılan hizmetlerinde toplu açılış törenini gerçekleştirilecek. Ve tabii ki milyonların belki de beklediği haber EYT ile ilgili detaylar artık yavaş yavaş netleşmeye başladı. Güzel haberi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin paylaştı. EYT ve diğer konulardaki çalışmalarla ilgili gelecek günlerde bir açıklama yapılacak. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar için olan EYT düzenlemesinde sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin yapılacak düzenlemenin detaylarının gelecek günlerde duyurulacağını söyledi. Türkiye'nin her sosyal meselesi bizim önümüzdedir. Bunların üzerinde çalışıyoruz, bunların üzerinde çözüm yolları üretiyoruz, formüller buluyoruz. Geçici işçiler, EYT'yi tamamladığımız gün onları açıklayacağım. Önümüzdeki günlerde söz edeceğim. 3600 ek gösterge, asgari ücret, yarın da sözleşmeli personel konusunda dosyayı açtığımda basınla paylaşacağım.
Emeğin sosyal bakımdan korunmasını sağlayacaklarını dile getiren Bilgin, "Bizler sosyal politikalarla bunu gerçekleştiriyoruz," dedi. Bütün kamu çalışanlarını koruyan 3600 ek göstergeyi düzenleyecek çalışmalar yaptık. Emekçinin enflasyon konusunda konumunu güçlendirdik. Asgari ücretteki aşınmayı enflasyon karşısında %30 destek verdik. Bunlar devam edecek. Türkiye emekçileri bunu biliyor. Türkiye sosyal sorumluluk projelerini uygulayacaktır. Ekonomideki olumsuzluklara karşı çalışanlar korunacaktır. Kimse endişe etmesin. Önemli bir açıklamada Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Bakan Ersoy, bu sene turizmde 37 milyar dolar hedefi geçilecek dedi. Peki bu nasıl olacak? Türkiye'nin şu anda turizmde neler oluyor? Turizm yatırımlarında ne tür atılımlar var? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek notlarıyla karşımızda. Mehmet, günaydın. Günaydın Tahir İnan. Türkiye pandemi öncesindeki turizm rakamlarını aşmaya başladı. Dünyada nadir ülkelerden biri bu pozisyonuyla birlikte ve Cumhuriyet tarihinin turizmde rekorunu kırmaya hazırlanıyor Türkiye. Şimdi ben notlar aktarırken kameraman Özden Kul da sabahın bu saatinde Sultanahmet Meydanı'ndan canlı görüntüleri ekranlarınıza getirecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dün detayları paylaştı. Daha önce 42 milyon turist ve 35 milyar dolar hedef koyduklarını belirten Bakan Ersoy, sezonun başarılı geçmesi dolayısıyla hedefi 47 milyon turist ve 37 milyar dolara yükselttiklerini söyledi. Öte yandan normalde her sezon Temmuz ayında turizm ve turist sayısının daha yüksek olduğunu, ancak bu sezon Ağustos'ta daha da yüksek olduğunu belirtti Bakan Ersoy. Öte yandan kişi başı ortalama harcamanın 788 dolar ve gecelik harcama miktarının ise 81 doları bulacağı da tahmin ediliyor. Tabii Türkiye bu pozisyonuyla birlikte rakipleri olan Yunanistan, İspanya gibi diğer ülkelerde de çıtayı yükseltmiş oldu ve bu yılda 37 milyar dolar hedefleniyor turizmde. Tabii bu rakam, bu hedef ileriki zamanda da revize edilebileceği müjdesini de verdi. İşte turizmde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmaya hazırlanıyor Türkiye. Tahir İnan. Mehmet Zeyrek'e teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgilerden dolayı. Ve devam edelim efendim. Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege'de enerji kaynaklarını arama çalışmalarına malum hız verdi. Son olarak da 7. nesil sondaj gemisi Abdülhamit Han'da 9 Ağustos'ta ilk görevine başlayacak. Ama özellikle son teknoloji özellikleriyle öne çıkan Abdülhamit Han 9 Ağustos'tan önce dün bir test seyrine çıktı. Türkiye son yıllarda yapılan atılımlar sayesinde Doğu Akdeniz ve Ege'deki enerji oyununda masadaki yerini aldı. İki bölgede yeni enerji kaynaklarının keşfi için hem sahada hem de diplomaside önemli adımlar atılıyor. Son olarak Güney Kore'den 7. nesil sondaj gemisi alındı. Abdülhamit ismi verilen gemi üstün özellikleriyle dikkat çekiyor. Sondaj filosunun en güçlüsü Abdülhamit Han, 239 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde. Sondaj gemisi çift kuleyle aktif konumlandırma sistemine sahip. Kule yüksekliği 104 metre olan gemi 12.200 metreye kadar sondaj yapabiliyor. Abdülhamit Han sondaj gemisi Taşucu Limanı'ndan demir aldı ve şu anda ilk görevine çıkmadan önce Akdeniz açıklarında test faaliyetlerini yerine getirecek. Abdülhamit Han gemisinin ilk görev yerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Abdülhamit Han sondaj gemisi yaklaşık bir hafta boyunca Akdeniz açıklarında kalacak ve ardından 4 ya da 5 Ağustos'ta tekrar Taşucu Limanı'na gelecek ve burada 9 Ağustos'ta ilk görevine uğurlanmadan önce son rütuşlamaları yapılacak. Ayrıca 21 Ağustos 2020'de Fatih sondaj gemisi, 21 Ağustos 2020'de Karadeniz'deki Tuna 1 kuyusunda 405 milyar metreküp, Amasra 1 kuyusundaysa 135 milyar metreküp doğalgaz keşfetmişti. Müzik.
Ve ülkemizin belki de en büyük yatırımlarından olan 1915 Çanakkale Köprüsü faaliyete geçmişti malum. Onun faaliyete geçmesiyle birlikte bölgede önemli bir değer artışı, önemli bir hareketlilik de yaşandı. En çok da lojistik anlamında. Peki neler sağladı bugüne kadar faaliyete geçtikten sonra? A Haber muhabiri Vedat Sezer konuyla birlikte detaylar için bizleri bekliyor. Vedat, günaydın. Günaydın Tahir'den. Evet, yüzyılların hayaliydi, gerçekleşti ve kısa bir sürede köprünün bölgeye ekonomik katkıları oldukça yoğunlaştı. Tabii onu bölgedeki önemli isimlerden birine soracağız. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz canlı yayın konuğumuz. Başkanım, köprüden sonra ciddi bir hareketlilik var hem turizmde hem tarımda. En çok da siz bunu hissediyorsunuz. Neler değişti? Lapseki'den öncelikle herkese günaydın diyelim. Lapseki'de çok şey değişti, bölgede çok şey değişti. Köprünün bitmesiyle beraber burada hareketlilik arttı. Hem turizm anlamında hem ekonomik anlamda bölgenin değerinin arttığını, buradaki yoğunluğun arttığını, her geçen gün talebin fazlalaştığını görüyoruz, bunu gözlemliyoruz. Bu önümüzdeki zamanlar içerisinde daha da artacağını şu anda hep birlikte bölgedeki insanlar da görüyor. Elbette ki bölgenin en önemli meyve deposu burası. Bunların taşınması önemli. Elbette turizm önemli ama en önemlisi biz tarımla uğraşan bir ilçeydik. Ama köprüyle beraber turizm de burada hızlanmaya başladı. Önümüzdeki zaman içerisinde ben köprünün bu bölgeye ne kadar faydalı olduğunu hep birlikte daha fazlasını göreceğimize inanıyorum. Turizm hareketliliği de had safhaya çıktı. Oteller doluluk oranı yüksek. Otellerde şu anda yer yok. Bölgede, Çanakkale bölgesinde, Lapseki bölgesinde otellerde yer yok. Daha önceleri bu kadar yoğunluk olmuyordu bölgede. Ama ulaşılabilir olduğumuz için şu anda ben otellerin dolu olduğuna inanıyorum. Eski dönemlerde insanlar feribotla daha zor ulaşıyorlardı bizim bölgemize. Ama köprüyle birlikte hem İstanbul'dan ulaşım, hem Avrupa'dan, hem Trakya'dan ulaşım, hem de hem Ege'ye hem de Batı Akdeniz'e doğru ulaşım burada çok kolaylaştı artık. Köprüyle birlikte her şey daha güzel oldu diyorum. Bölgede iki tane ciddi gıda sanayi OSB'si ve normal OSB'ler de doldu. Bunlar boştu. %50'si boştu. Şimdi yer yok. Evet, gerçekten bunlar son 5-6 ayda doldular. Görüyorsunuz işte, sizler de her gün haber yapıyorsunuz. Hem Çanakkale OSB'si hem Ezine Gıda OSB'si şu anda yer yok. Yer almak isteyenler yer bulamıyorlar. Bunlar hep köprünün artıları, bu bölgeye katkıları. Bundan sonra da daha da artacağını şu anda gözlemliyoruz, görüyoruz. Talepler çok fazla. Gerçekten bölge için talepler çok fazla. Bu köprünün bölgeye katkısı çok açık olarak görünüyor. Başkanım, en çok da siz hissedersiniz bunu. Avrupa'ya da 120 kilometre mesafe var. Feribot çileleri ortadan kalktı. Evet, biz Lapseki olarak gerçekten bu feribot çilelerini yıllardır çektik. Çünkü feribot iskelesi şehrin içerisinde. Şehrin içerisinde olduğu için bütün araçlar, karşıya geçecek araçlar feribotla şehrin içerisinden geçiyor. Bu Lapseki için çok büyük çileydi. Şu anda alternatif var. İsteyen köprüye gidiyor, isteyen feribotla geçiyor. O yoğunluk bitti ama elbette ki bu tamamen köprünün yapılmasıyla birlikte şehrin içindeki o yoğunluğu almış oldu, köprü almış oldu. Elbette ki bu ileride daha da şehri rahatlatacak. İnşallah bu otoyol bağlantıları da olduğunda bu daha da rahatlatacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da anlattı. Aslında tarımdan turizme ve ekonomiye kadar ve endüstriyel bölgelere açılan kapı olarak oldukça geniş kapsamlı bir ekonomik katkı sağladığı 1915 Çanakkale Köprüsü. Kısa süre diyelim, sözü Lapseki'den size bırakalım Tahir'den. Vedat Sezer'e teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgilerden dolayı. Dünya malum maymun çiçeği virüsüyle ilgili tedirginliğini hala sürdürüyor. Özellikle virüsün bulaşma nedenlerinden birinin etin çiğ ya da az pişmiş olarak tüketilmesi ortaya çıktı. Böyle birisi bizim özellikle beslendiğimiz sığır, inek, küçükbaş gibi bir hayvana da bulaştırdıysa, işte o zaman bizim bunların etlerini çiğ olarak tüketmemiz veya az pişmiş olarak tüketmemiz beslenmeyle de bu virüsü alabileceğimizi gösteriyor. Yeni tehlikenin adı maymun çiçeği. Dünyada yayılmaya başlayan bu virüsün en büyük bulaş yolu temas.
Ancak yediklerimizle de bulaşması mümkün. Maymun çiçeği hastalığının bulaş yollarından birisi de mutfağımızdan geçiyor. Çiğ ya da az pişmiş et tükettiğimizde virüs vücudumuza girebiliyor. Etlerin içerisine biz bir de lenf bezlerini alıyoruz. Özellikle bu hastalıklar, maymun çiçeği hastalığı da lenf bezlerine yayılıyor. Lenf bezleriyle birlikte biz eti tükettiğimizde, yediğimizde işte ishal yapan mikropları da çok fazla görüyoruz. Çiğ ve az pişmiş ette sadece maymun çiçeği tehlikesi yok. Özellikle çiğ etten salmonella gibi, Escherichia coli gibi ishal yapan mikroplar çok fazla bulaşıyor. Yine ishal yapan parazitler çok fazla bulaşıyor. Doktor Buğra Buyrukçu, özellikle çiğ köfte ve tam pişmemiş et konusunda uyarıyor. Türkiye'de en fazla bulaş yollarından birisi ette çiğ köfte. İkincisi döner veya cağ kebabı gibi az pişmiş veya biraz daha pişmesi daha uzun süre olanlarda direkt temasla yediğimizde vücudumuza bulaşabiliyor ve vücudumuza bulaştıktan sonra enfeksiyona yol açabiliyor. Tüketme esnasında özellikle çok pişmiş ürünleri tüketmemiz çok önemli veyahut da buzdolabında saklama koşullarımız çok önemli. Dik yamaçları ve engebeli arazisi nedeniyle daha çok çay ve fındık yetiştiriliyor Doğu Karadeniz'de ve Trabzon'da. Ama son zamanlarda bölgede seracılık da epey rağbet görüyor. Karadeniz deyince akla fındık ve çay gelir. Ancak seracılık hibe desteğiyle bu tablo değişiyor. Bir dönüm arazi üzerine kurulan seralar içerisinde yazın domates, kışın da marul yetiştiriliyor. Doğu Karadeniz'de artık elverişsiz tarım arazilerine kurulan seralarda üretim yapılabiliyor. Devletin vermiş olduğu önemli tarımsal desteklerden yararlanan Trabzonlu çiftçi Davut Kavanoz, bir dönümlük arazisi üzerine kurduğu 4 serada seracılık yapıyor ve çeşitli ürünler yetiştiriyor. Bu bölgedeki hava şartlarından dolayı çok fazla bir ürün yetiştirme şansımız yok. Davut Kavanoz 2 yıl önce engebeli arazilerde seracılık yapmaya başladı. Şimdi yaklaşık 2 yıl oldu ben seracılığa başlayalı. Zaten ben başlamadan önce devlet desteklerini biraz araştırdık ve dediğiniz gibi ciddi anlamda destekler verildiğini gördüm. Davut Kavanoz aldığı destekle bugün yaklaşık bir dönümlük arazide 4 mevsim ürün yetiştiriyor. %80 hibe desteği vardı devletin. Biz burada %20'sini ödeyerek devlete, geri kalan herhangi hiçbir şeye karışmadık zaten. Başkenti Ankara'nın gündemi haftanın son iş gününde de oldukça yoğun olacak. Gündem başlıklarını almak için Ankara'ya gideceğiz bizler de. A Haber editörü Arzu Fidan verdi notlarıyla karşımızda. Arzu, günaydın. Neler aktaracaksın? Tahir Nan, günaydın. Evet, gerçekten yoğun bir gün olacak bugün. Binlerce sağlık çalışanını ilgilendiren karar resmi gazetede şu an için artık yayınlanmış durumda diyebiliriz aslında. Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 2022 yılının sonuna kadar sözleşmeli sağlık personeli olarak 27 bin kişinin artık alınacağını bu noktadan ifade edelim. Resmi gazetede yayınlanan kararla birlikte aslında 2022 yılının sonuna kadar sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısının toplamda 27 bin olarak belirlenmiş durumda olduğunu ifade edelim. Öncelikle yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yer alan bu karara göre eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere tespit edilecek sözleşmeli sağlık personelinin sayısının 27 bin olarak açıklanmış olduğunu bir kez daha bu noktadan ifade edelim. Ancak başvuru şartları ve tarihlerine ilişkin henüz bir bilgi paylaşımı olmadığını ifade edelim. Ancak baktığımızda Mart ayında yapılan 10 bin sözleşmeli personel alımı için belli şartlar belirlenmişti. Aslında oradan da dikkat çekecek olursak bu durumla ilgili başvuru genel ve özel şartlarına uygun olmayan adaylarla birlikte yerleştirildiği sözleşmeli personel niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adayların kesinlikle başvuru yapılamayacağı ifade edilmişti. İşte yeni koşullarla birlikte başvuru koşulları da açıklanmış olacak ilerleyen günlerde. Peki alınacak 27 bin kişi hangi alanlarda istihdam edilecek? Hemen bu noktaya da dikkat çekelim. Öncelikle acil hizmet, acil sağlık hizmetinde 220 sağlık, halk sağlığı hizmetine baktığımızda 34 ilçe sağlığında
toplam sağlık merkezlerinde yine 916, sağlık evlerinde 144, yataklı tedavi alanında 25 kişinin istihdam edileceğini özellikle ifade edelim. Yine karara baktığımızda aslında 2022 yılı sonuna kadar 19.694 uzman doktorun istihdam edileceğini söyleyelim. Yine bununla birlikte 7.114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru ve 1 psikologla birlikte 1 sağlık teknikerinin de sözleşmeli personel olarak alınacağını ve istihdam edileceğini bu noktadan ifade edelim. Öte yandan haftanın son çalışma gününde ekonominin de gündeminin oldukça yoğun geçeceğini ifade edelim. Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu bugün 3 önemli veriyi paylaşıyor olacak bizlerle. İlk olarak baktığımızda aslında Haziran ayı dış ticaret endeksini açıklayacak olan TÜİK, ikinci çeyrek turizm istatistikleriyle birlikte Haziran ayı hizmet üretici fiyatı endeksini paylaşıyor olacak. Gözler saat 10'u gösterdiğinde elbette TÜİK'te olacak ve bizler de yeni bir gelişme olduğu takdirde yine sizlere bu noktadan aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve söz tekrar size bırakalım Tahir İnan. Arzu'ya teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgilerden dolayı. Günün sıcak noktalarından birisi Gaziantep efendim, organize sanayi bölgesi. Atık su arıtma tesisindeki setlerin taşması sonucu Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda ulaşım durdu. Bölgeden son görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Bölgede temizlik çalışması bir yandan devam ederken bir yandan da arızanın giderilmesi için aralıksız bir şekilde ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Neler oldu onu da paylaşalım. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin atık su arıtma tesisindeki bazı pompalarda arıza meydana geldi. Atık suların taşındığı setlerde bir taşma yaşandı. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda da çamur birikintileri oluştu. Otoyolun Gaziantep bölümünde çift yönlü olarak trafik durdu. Yolun açılması için bölgeye ekipler sevk edildi. Çalışmalar şu dakikalarda da devam ediyor. Bölgeden gelen son görüntüler de bu şekilde. Tekrar belirtelim. Özellikle bölgede seyahat edecek yolcularımızdan dolayı yolcularımız için Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atık su arıtma tesisindeki setlerin taşması sonucunda Gaziantep Adana otoyolunda çamur birikintileri oluştu ve otoyolun Gaziantep bölümünde trafik çift yönlü olarak durdu. Bölgede bir yandan yolu temizleme çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da o taşan setteki arızanın giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Ve dünyanın yakından takip ettiği konu tahıl koridoru. Geçtiğimiz gün İstanbul'da koordinasyon merkezi, müşterek koordinasyon merkezi açılışı yapıldı. Ve artık o sevkiyatların başlaması için gün sayılıyor, belki de saatler sayılıyor diyebiliriz. Ukrayna'nın Odessa limanında bulunan 20 milyon tondan fazla tahıl Türkiye üzerinden İstanbul'dan yürütülecek bu operasyonla tüm dünyaya ulaştırılacak. Peki rota nasıl izlenecek? Hemen onları belirtelim sizlere. Yuzhny, Odessa ve Çernomorsk limanlarında silolarda milyonlarca ton tahıl bekliyor. Hangi tahıllar onu da paylaşalım. O silolarda dünyaya ulaşacak ürünler hangileri? Buğday, yulaf, pirinç, çavdar, arpa, mısır ve gübre. Malum Ukrayna dünyada 4. sırada tahıl, buğday ihracatında özellikle ve bu nedenle de savaş nedeniyle bir yandan Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve Ukrayna'dan bu tahılların çıkamaması nedeniyle dünyada büyük bir açlık, hatta gıda kriziyle karşı karşıya kalınmıştı. Ama Başkan Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin girişimleriyle birlikte bu kriz aşılmış oldu. Artık dakikalar kaldı. Irak'ta son günlerde Türkiye'ye yönelik bazı provokatif hareketler ve çirkin saldırılar yaşanıyor. Bunların hepsinin tepesinde de terör örgütü PKK'nın olduğu biliniyor. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ın kuzeyinde özellikle terör örgütüne önemli operasyonlar icra etti. Ve bu operasyonlarda 20'den fazla son 7 ay içerisinde operasyonda yaklaşık 22 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. İşte o teröristlerden sonuncusu da terör örgütü PKK-KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Kezer'di. Hatice Kezer kimdi? Onu da tanıyalım hemen. PKK-KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi demiştik. 1991 yılında terör örgütünün saflarına katıldı. 2004 yılında PJA'nın sözde Ermenistan sorumlusu oldu. 2017'de
PEJAK'ın sözde Suriye sorumlusu görevine getirildi teröristler tarafından. Aynı zamanda yakından tanınan bir ismin de kız kardeşi. HDP eski Van milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası. Yine bir başka terörist olan erkek kardeşi de 1998 yılında güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada öldürülmüştü. Kendisi de yani terör örgütü PKK-KCK'nın yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer de dün yapılan operasyonla Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirildi ve terör örgütüne büyük bir darbe daha vuruldu. Tabii Türkiye bir yandan terörle mücadele ediyor, bir yandan da dünyanın belki de şu anda başa çıkmaya çalıştığı enerji krizini tek başına aşabilmek için önemli girişimlere imza atıyor. Bu anlamda da tıpkı Karadeniz'de olduğu gibi Doğu Akdeniz'de de artık gözler Türkiye'nin yeni nesil sondaj gemisi Abdülhamit Han'a çevrilmiş durumda. 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğranacak. Tabii görev yeri neresi olacak henüz belli değil ama gözler şu anda Mersin'de. Hemen o Abdülhamit Han'ın özelliklerine biraz daha yakından bakalım. 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde Abdülhamit Han sondaj gemisi. 104 metre kule yüksekliğine sahip. Yine maksimum operasyon derinliği 3600 metre ve 200 kişilik mürettebat kapasitesine de sahip olduğunu hatırlatalım. Dünyada sınıfındaki 5 gemiden biri Türkiye'de bulunuyor. Maksimum sondaj derinliği 12.200 metreye çıkmış durumda. Yine bunun dışında başka teknik özellikleri daha var. Sınıfındaki en son teknolojiyle donatılmış sondaj gemilerinden birisi. Bunu hatırlatalım ve Türkiye Abdülhamit Han'la birlikte Yavuz, Fatih ve Kanuni sondaj gemileriyle birlikte kendi doğal gazını gerek Doğu Akdeniz'de gerek Ege'de gerekse Karadeniz'de arama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Tabii Abdülhamit Han'ın artık yavaş yavaş göreve hazırlanması Yunanistan'da büyük korku ve paniğe neden oldu. Yunanistan'da en çok konuşulan konular arasına girdi. Yunan basınının gündeminde Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdülhamit Han var. Abdülhamit Han gemisi 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlanacak. Abdülhamit Han sondaj gemisi Yunanistan'da yakından takip ediliyor. Türk Sondaj Kulesi 9 Ağustos'tan itibaren Akdeniz'de manşeti tüm Yunan basınında yer aldı. Yunan gazetesi Katimeli'ni Abdülhamit Han gemisinin yola çıkacağı tarihten bahsederek Türk Deniz sorumluluk alanları içinde faaliyet yürütecek ifadelerine yer verdi. Ayrıca Atina 984 gazetesi geminin yeni nesil gemilere göre çok daha ileri bir teknolojiye sahip olduğunu vurguladı. Geminin 12.200 metre derinlikte sondaj yapabildiğine dikkat çekti. Parapolitika gazetesi gibi bazı Yunan basın organları Yunanistan'ın bir sondaj gemisine sahip olup olmadığı sorusunu sorarak Yunan hükümetine karşı sorgulayıcı tutumlar takındı. Emekli Yunan amiral Stelios Fenekos'a her şey hazır olmalıyız diyerek Atina hükümetine çağrı yaptı. Abdülhamit Han sondaj gemisine karşı Yunanistan sınırında sahil güvenlik gemilerinin bulundurulması gerektiğini iddia etti. Siyasetin gündemiyle devam edelim efendim. Memleket Partisi'nden istifa eden eski CHP milletvekili Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. O paylaşımda Cumhur İttifakı Millet İttifakı'ndan daha net ve daha fazla güven vermektedir dedi. Bu arada Çelebi'nin altılı masaya da bazı soruları vardı. Ben buradan muhalefeti uyarmak istiyorum. Yolları yol değildir. Memleket Partisi'nden istifa eden eski CHP'li İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, altılı masaya yönelik zor sorular sordu. Birlik beraberliği bozan saygısızlık, sevgisizlik ve çıkarcılık ortamı nedeniyle partimden istifa ediyorum. Bağımsız Milletvekili Çelebi, sosyal medya hesabından bu kez Cumhur İttifakı'na sıcak mesajlar verdi. Millet İttifakı'na tepki gösterdi. Görüşlerimi biri alınacak diye belirlemem. Milli konularda taviz vermedim, vermem. Soranlar olmuş, mertçe cevaplayayım. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'ndan daha net ve daha fazla güven vermektedir. Başınızı kuma gömmeyin, milletimize görüş açıklayın.
Altılı masaya yönelik eleştirileriyle gündemden düşmeyen Çelebi, 2 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Millet İttifakı'na cevaplandırılması zor sorular yöneltmişti. Çocuklarımızın geleceği mavi vatandaki hak ve menfaatlerimizden vazgeçecek misiniz? S-400'leri ne yapacaksınız? Göndereceksiniz, yerine neyle hava savunması yapacaksınız? Anayasa ilk 4 maddeyi değiştirecek misiniz? İktidarınızda tezkerelere hayır verip Mehmetçi'yi Libya'dan, Suriye'den, Irak'tan çekecek misiniz? Operasyonları durduracak mısınız? Terör devletine müsaade edecek misiniz? Yerel yönetimlere özerklik verecek misiniz? HDP yönetimine bakanlık verecek misiniz? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından bazı açıklamalarda bulunmuştu ve o paylaşımlarında 100 liraya uyuşturucu satılıyorsa bazıları görevini yerine getirmiyor demektir ifadesini kullanmıştı. Ona cevap İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu uyuşturucuyla mücadeledeki detayları paylaştı sosyal medya hesabından. Neler söyledi? Hemen paylaşalım. Meral Hanım, siyaseti yanlış öğrenmişsiniz. Bunda bizim de payımız var. Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını alıyoruz. Başbakan olacağın 15 Temmuz sonrası uyuşturucu ölümleri 941'den 2021 sonunda 270'e düştü dedi. Ve devamında da tarihin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yapıyoruz. Uyuşturucunun kökünü kurutacağız. Meral Hanım, oturduğun büyük elçilere Batı'nın halini bir sor. Ha, unutmadan stajyer bakanlığın döneminde Kaftagon'u iyi bilirdin, kaç liraydı sahiden diye sordu. Özellikle Bakan Soylu'nun başbakan olacağın 15 Temmuz sonrası ifadesi de dikkat çekti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Meral Hanım, oturduğun büyük elçilere Batı'nın halini bir sor ve stajyer bakanlığın döneminde Kaftagon'u iyi bilirdin, kaç liraydı sahiden diye sordu Bakan Soylu. Ülkemizde ulaşım projelerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor ki onlardan birisi de toplam 163 kilometrelik Aydın-Denizli otoyolu. Artık sona gelindi. Otoyol projesi de son durum ne ve bölgeye neler kazandıracak? Cevabı için A Haber muhabiri Vural Efeci'ye döneceğiz. Vural, günaydın. Günaydınlar, iyi yayınlar diliyoruz. Evet, Ege ulaşım ağına çok büyük katkı sağlayacak olan işte Denizli-Aydın otoyolunda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kameralarımızı hemen o yöne çevireceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Ulaşım ve Lojistik Master Planı doğrultusunda 97 kilometresi Aydın'da ve 66 kilometresi ise Denizli'de olmak üzere toplam uzunluğu 163 kilometre olan Aydın-Denizli otoyolunda artık sona gelindi diyebiliriz. 16 Kasım 2020 tarihinde temeli atılan projeyle Türkiye'nin önemli tarım, turizm ve tekstil bölgelerinden Aydın ve Denizli illerinin mevcut İzmir-Aydın otoyolu ile İzmir limanına ve yapımı tamamlanan İstanbul-İzmir otoyolu ile Marmara bölgesine ve aynı şekilde Akdeniz'e bağlantıları yüksek standartlı, hızlı ve güvenli şekilde otoyol ile sağlanması hedefleniyor. Ege bölgesinin en önemli otoyol projesi olan İzmir ve Antalya'yı birbirine bağlayacak projenin 2 yıl içerisinde tamamlanması planlıyordu. Ancak 2023 yılında bu otoyolun hizmete açılması bekleniyor. İzmir'den başlayarak Aydın, Denizli ve Burdur illerinden Antalya'ya uzanacak olan otoyolun Ege ve Akdeniz'in turizmini güçlendirmesi de bekleniyor bir anlamda. Projenin tamamlanmasıyla halen 7 saat olan İzmir-Antalya arası 3 saate Denizli-İzmir arası da 1,5 saate inmiş olacak. Peki projenin detaylarında neler var? 3 gidiş 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritli olarak planlanan projenin ana gövdesi üzerinde toplam 9 nokta ve 21 adet kavşaktan bağlantı sağlanacak. Kavşaklar, bağlantı yolları, tarım arazileri, yerleşim yerleri ve sanayi bölgelerinin güncel ihtiyaçlarına göre yeniden dizayn edilecek. Projede bugüne kadar 28 nokta 7 milyon metreküp kazı, 24.6 milyon metreküp dolgu yapıldı. Toplam 455 menfezin 229'u tamamlandı. 68'inde çalışmalar devam ediyor. Otoyoldaki toplam 80 alt geçitten 30'unun yapımı tamamlandı. 21'inin imalatına devam ediliyor şu saat itibariyle. Toplam 100 köprüden 2 tanesinin betonarme imalatı tamamlandı. 10 tanesinin yapım çalışmaları devam ediyor.
ediyor. Tabii ki Ege bölgesinin ticaret hacmine büyük katkı sağlayacak bu otoyol. 140 metrelik 6 şeritli demiştik. 23 kilometrelik de bağlantı yollarıyla beraber toplam 163 kilometre. Maliyeti de 1 milyar 137 milyon euroya mal olacak. Tamamlandığında yapış devlet modeliyle inşa edilen modern teknolojinin tüm olanaklarının kullanıldığı ve şiddetli depremlere dahi dayanıklı olan bu otoyol Türkiye'nin en modern otoyollarından birisi olma özelliğini taşıyor ve 2023 yılında hizmete girecek diyerek sözü buradan size bırakalım. Vural Efeci'ye paylaştığı bilgilerden dolayı teşekkür edelim ve gündeme gazetelerle bakmaya devam edelim efendim. Sabah gazetesine bakacağız. Sabah gazetesi bağışlarken hiç tereddüt etmedik başlığını atmış. Hayatını kaybeden 2 yaşındaki Asel'in organları başka çocuklara da umut oldu. Onlardan birisi de yine 2 yaşındaki bir adaşıydı. Ailesinin açıklamaları var. En zor kararı verirken yaşadıklarını anlattılar ve bağışlarken hiç tereddüt etmedik açıklamasını yaptılar. Biz onu çok sevdik, o da bizi çok sevdi. Başkan Erdoğan, İstanbul'da trafik kazasında hayatını kaybeden Tilollar Derneği Başkanı Hacı Nimet Kaya'nın cenazesine katıldı. Ve Hacı Nimet ağabeyi un kapanından tanırım. Ehli hal bir ağabeyimizdi. Biz Allah için Nimet ağabeyimizi çok sevdik. Allah razı olsun, o da bizleri severdi dedi. Devam edelim yine Sabah gazetesinden bir başka haberle. Nefes kesen sessiz operasyon, telsizlerini kapatarak sınır ötesine sızan MİT, operasyon ekibi PKK'nın kritik ismi Hatice Hezer'i öldürdü diyor. Ve 200 bin dolar pazarlığında CHP'li başkan vardı başlığıyla Bilecik Belediyesi'ndeki o rüşvet skandalında her geçen gün ortaya çıkan yeni detaylar Sabah gazetesinde. Bir diğer gazetemiz Takvim gazetesine de hemen göz atalım. Takvim gazetesi de bugün taca çıktı başlığını atmış. O haberin detayına da bakalım. İBB Başkanı İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kendimi taca out'a atmam dedi ancak CHP Genel Başkanlığı için adı geçmeye başladı. Peki başka kimler var? Onlar da Takvim Gazetesi'nin manşetinde. Özgür Özel, Oğuz Kağan Salıcı ve Faik Öztrak. Devam edeceğiz efendim. İstanbul'un Gazi Osman Paşa ilçesinde yağışlar nedeniyle çöken yolda bir aydır herhangi bir çalışma yapılmamıştı. Vatandaşın mağduriyetini A Haber ekranlara getirdi ve onu gören İBB ekipleri hemen bir çalışma başlattı. Şimdi o noktaya gidelim. Son durum ne? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek bizleri bekliyor. O Gazi Osman Paşa'da. Mehmet günaydın. Neler oldu, neler yaşandı senden dinleyelim. Günaydın Tahir İnan. Hatırlayacaksınız bayramın birinci gününde İstanbul'da kuvvetli yağış sonrası sel meydana gelmişti. Bazı noktalarda ise büyük çapta hasar oluşmuştu. İşte o noktalardan biri de Gazi Osman Paşa ilçesine bağlı Aldoğan Caddesi. Bakın ekranlarınıza gelen bu yol dün yama yapıldı. İşte o selle birlikte burada bir metreden fazla bir çukur oluştu. Ancak bu çukur yaklaşık bir ay boyunca hiç düzeltilmedi ve çakıl taşlarıyla toprakla dolduruldu. Haliyle buradaki esnaf vatandaş şikayetçiydi. Çünkü burası 5 yol ağzı ve trafiğinde bazen işlek olduğu noktalar. O noktada işte bozuk yol onarılmayınca burası kilit hale geliyordu. Hatta felç hastası bir kadının içinde bulunduğu otomobil çukura düştüğünde o kadını kurtarmak için yine vatandaşlar seferber olmuştu. Önceki gün A Haber ekranlarından vatandaşlar derdini anlattıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler hemen alelacele gelip bu yola işte bu şekilde yama yaptılar. Ancak şu anda vatandaşlar bu konu için A Haber'e de teşekkür ediyorlar. Fakat şu anda alelacele bir çalışma yapıldığı için de yolun ileride yine çökme tehlikesi altında bulunduğunu da söylüyorlar. Gazi Osman Paşa Aldoğan Caddesi'nde son durum bu şekildeydi. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım Tahir İnan. Zeyre'ye teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgilerden dolayı. Sosyal medya tartışmaları hala devam ediyor. Oyuncu Ecem Koyunlu'nun başı da sosyal medyayla derde girdi. Kendisini taciz eden 400 kişiye dava açtı. Hala o soru yeniden gündemde. Bu problemin önüne nasıl geçilecek? Sosyal medya kullanıyor musunuz? Evet. Böyle tanımadığınız insanlardan taciz, hakaret böyle şeyler duyuyor musunuz?
Evet, yani maalesef. Bana geçen gün şey diye bir mesaj geldi. Siz şoför kullanıyor musunuz? Şoförünüz olabilir miyim ücretsiz? Hani falan diye. Yani bu tarz saçma sapan şeyler hep oluyor. Oyuncu Ecem Koyunlu sosyal medyadan mesajlarla ve fotoğraflarla taciz edildi. Üstelik tam 400 kişi tarafından. Hepsine tek tek dava açtı ve bir kişi için 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Cinsel taciz suçu seçimlik hareketlik bir suçtur. Kendisinin yanında olmadığınızda posta veya elektronik haberleşme araçlarıyla da bu suçu işleyebiliyorsunuz. Genel olarak saklamayı tercih ediyorum böyle bu tarz tacizlere maruz kalmamak için. Avukat Hadi Dündar, kitle iletişim araçlarıyla işlenen bu suça karşı mağdurların hukuki yollardan haklarını aramasını tavsiye etti. Bu nitelikli bir hal taşımakta ve öngörülen ceza yarı oranda artmaktadır. Millet bakıyor şimdi benim buradan alacağım bir ceza yok. İşte yazıyor aklına geldiği gibi. En düşük miktar 6 aydır, en yüksek miktarı ise 2 yıldır. Yarı oranında arttırdığınızda daha fazla oluyor. Aslında sadece ünlüler değil, binlerce kişi sosyal medyadan küfürlere, hakaretlere, tacize maruz kalıyor. Bu durumun önüne geçmek içinse sosyal medya düzenlemesi oldukça önemli rol oynuyor. Bu suçların mağduru herkestir. Genelde yazıyorlar. Ben onların yazmasını engellemek için açıkçası kabul etmiyorum. Var mı fake hesabın? Yok, o da yok. Bir tane hesabım var zaten. Onu da fazla kullanmıyor. Sosyal medya tacizcileri genellikle sahte hesaplar kullanıyor. Bu nedenle gerçek şahıslara ulaşmak zor oluyor. Ancak düzenlemeyle birlikte o kişilere ulaşmak da mümkün olacak. Sosyal medya temsilcilerinin sosyal medya kanunu gereğince Türkiye'de temsilci bulundurmaları, sosyal medya hesapları ister fake olsun, ister bir nickname kullanılmış olsun, isterse gerçek bir kişi olmuş olsun, kim tarafından işlenirse işlendiği zaman suç, sosyal medya temsilcisine talepte bulunulduğunda adli mercilere bu sosyal medya hesabının kime ait olduğunu, hangi telefondan bağlandığını, hangi cihazdan bu hesabın oluşturulduğu tam anlamıyla ortaya çıkabilecektir ve bu suçların da önüne tam anlamıyla geçilebilecektir. Diyarbakır denilince akla ilk gelen lezzet tabii ki ciğer kebabı ama bu özel lezzet artık coğrafi işaret belgesi de aldı. Sabah, öğle, akşam Diyarbakırlılar neredeyse her öğün ciğer kebabını tüketiyor. Çok güzel. Kentte %90'ı kuzu ciğerinden olan yemeği 7'den 70'e herkes seviyor. Günde 5 ton ciğer kebabı tüketiliyor. Yemeğin coğrafi işaret alması için Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru kabul edildi. Diyarbakır'ın birçok yöresel lezzeti bulunuyor. İşte onlardan biri de ciğer kebabı. Diyarbakır'da ciğer yemenin bir saati yok. Gecenin ortasında bile Diyarbakırlılar ciğer yiyor. Şimdi Ongözlü Köprü'deyiz ve Diyarbakır'ın meşhur ciğeri coğrafi işaret belgesini aldı ve bugün burada bir tanıtım toplantısı yapıldı. Diyarbakır Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkağan, kebabın coğrafi işaret almasının gastronomi turizmine büyük katkı sunacağını söyledi. Diyarbakır ciğeri denildiği zaman Diyarbakır surları, tarihleri nasıl anılıyorsa Türkiye ve dünyada Diyarbakır'da aynı şekilde de bir ciğerimiz o şekilde anılıyor. Sürekli gündemde olan bir soru işareti vardı. Yani tatlı bir kavgalar vardı. Ciğer kimindir, ciğer kimindir, ciğer bizimdir diye ilan ediyoruz. Çocukluğumdan beri babalarımız en üstüne ciğer yemeye giderdik. Gerçekten Diyarbakır'ımızın inanılmaz lezzetlerinden bir tanesi. Diyarbakır'da 80'den fazla ürün coğrafi işaret aldı. Özel tüketim vergisindeki düzenleme yetkisinin Cumhurbaşkanı'na verilmesi otomobil piyasasında olumlu etki yaptı. Bazı otomobillerde 40 bin liraya ulaşan indirimler yapıldı ve sektörde şimdi bir ÖTV indirimi beklentisi var. Ufak ufak hareket de başladı yine. Şükür Allah'a yani bir sıkıntımız yok. Fiyatlarda ufak bir oynama oldu, indirim oldu ama her araç için geçerli değil bu indirimler.
ÖTV'de düzenleme yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi. Kararın hemen ardından gözler sıfır ve ikinci el otomobillere çevrildi. ÖTV düzenleme yetkisinin Cumhurbaşkanı'na verilmesi piyasalara olumlu yansıdı. Hatta öyle ki ÖTV indirimi beklentisi bile ikinci el piyasasında indirimlere neden oldu. Cumhurbaşkanımızın masasında şu an ÖTV indirimi söz konusu. Eğer bu gerçekleşirse hem bizler için hem tüketici için çok faydalı olacağına inanıyorum. Galeri sahipleri özel tüketim vergisinde indirim beklentisinin yüksek olduğunu söylüyor. Herkes Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını bekliyor. Şöyle ki lüks segmentte 40-50 bin lira civarında bir indirim. Orta segmentte ise 5-10 bin lira gibi bir indirim söz konusu. Şu anda bir ÖTV indirimi bekliyoruz. ÖTV indirimi gelirse hem halk için hem de biz galericiler için çok bir yararı dokunacağını düşünüyorum. İkinci el otomobil satışı yapan galericilerin ÖTV indirimi beklentisi öncesi bir de uyarısı var. Bu işi kötüye kullananlar da olabiliyor. ÖTV indirimi gelsin, fiyatlarımız aşağı insin biz de istiyoruz. Bazı fırsatçı firmaların fiyatları yukarı çıkartıp mevcut elindeki aracı daha yukarıya satma gibi bir konum oluşuyor bu sefer. Yani 600 bin liraya satacak araba 630 bin liraya satılıyor. Ama fırsatçılara da bununla ilgili bir önlemler alınmasını istiyoruz. Sabah Ajansı'na ekonominin gündemiyle devam edeceğiz ve ekonomiden notlar için de Uğur Korkmaz bizlerle. Uğur günaydın. Günaydın. Haftanın son iş gününde ekonomide hangi başlıklar var? Dün enflasyon raporu geldi. İçeriği oldukça yoğun. Amerika teknik anlamda resesyona girdi ve Almanya'da da beklentinin üzerinde enflasyon rakamı var. Hepsini aktaracağız. Peki o halde daha fazla uzatmadan ekonomi turuna Sabah Ajansı'nda başlayalım efendim. Ekonomi raporuyla karşınızdayız. Haftayı artık tamamlıyoruz. Haftanın son işlem günündeyiz. Öne çıkan başlıklara bakacağız. Dün haftanın dördüncü işlem gününde enflasyon verisini gördük. Şahap Kavcıoğlu kameralar karşısına geçti ve yılın üçüncü enflasyon raporunun sunumunu gerçekleştirdi. İçi oldukça detaylıydı. Cari dengeden turizme, petrol tahminlerinden enflasyon tahminine kadar birçok başlığa değindi. Ki en önemli can alıcı cümlesi ise dünyada resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye. Dedi ki dün Amerika teknik anlamda resesyona girdi. Birazdan o detayları da paylaşacağız. Petrol tahminlerini 99 dolar 60 sente çektiler yıl sonu için ve enflasyon içinde %60.4 seviyesinde bir tahmin belirtiler ama bunun altında da bir enflasyon göreceğiz sene sonu için diye de eklediler. Diğer yandan EYT çalışmasında sona gelindi efendim. Özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı önümüzdeki günlerde bu konuyla alakalı açıklama yapacak. 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir turizmde bekleniyor. Hedefler yukarı yönlü revize ediliyor. Özellikle Ukrayna ve Rusya savaşı çıktığında acaba turizmde hedefler tutmayacak mı deniliyordu ki Turizm Bakanı dün açıklamalarda bulundu. Hayır, Cumhuriyet rekoru kıracağız. Bu rakamları yukarı yönlü revize etmeye devam edeceğiz dedi. Önceki rakamlar 42 milyon turistti ve bu 47 milyon turiste çıktı. 35 milyar dolarlık bir gelir hedefi vardı. Bu rakamı da 37 milyar dolara çıkarttı. Bakalım turizmde rakamlar nasıl gelecek? Cumhuriyet rekoru kırılacak mı? Almanya'da enflasyon verisini takip ettik. Son dönemlerin en yüksek enflasyonu geldi. Beklentiler 8.1 seviyesinde gelmesi yönündeydi. Beklentinin çok üzerinde geldi. 8.5 olarak açıklandı. Temmuz ayında enflasyon rakamı. Özellikle gıda ve enerji burada belirleyici oldu ki enerji tarafına ilişkin haberleri hep takip ediyoruz. Özellikle petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte Avrupa'da bu enflasyona direkt etki ediyordu. İlk etapta petrol fiyatı yükseliyor diyorduk. Bu yüzden etkiliyordu. Şimdi de aslında kullanacakları gaz yok. Çünkü Avrupa Birliği üye ülkelere %15 gazı kısın dedi. Rusya vanayı kıstı. Onlar da depolarını doldurmaya çalışıyorlar. Ki aslında depolama alanları da yok. Bu anlamda neler yaşayacaklar yine önümüzdeki günlerde takip ediyor olacağız. Amerika tarafında da dün büyüme verisini takip ettik. İlk çeyrekte ABD ekonomisi 1.6 oranında
daralmıştı. Acaba Amerika ekonomisi ikinci çeyrekte nasıl bir performans gösterecek diye bakıyorduk. Uzmanlar %0.3 ila 0.5 aralığında bir büyümenin olabileceğini belirtiyorlardı. Ki aslında hem Powell hem Yellen geçtiğimiz günlerde daralma olsa da bir resesyon olmayacak. Çünkü istihdamımız güçlü, iş gücümüz güçlü diyordu ki dün ikinci çeyrek büyüme verisi geldi. Amerika ekonomisi dün daraldı. 0.9 seviyesinde bir daralmanın olduğunu söyleyelim. Teknik anlamda resesyona girdi. Biden'ın açıklamaları vardı. İş gücümüz sağlam diyorlar ama şirketlerin bilançoları hep zarar açıklıyor. Amazon'da 2 milyar dolarlık bir zarar var. Yine Apple'da da 3. çeyrekte %11'lik net karında düşüşler olduğunu görüyoruz. Bakalım Amerika ekonomisi nereye doğru gidecek? Öne çıkan başlıklar böyleydi. Şimdi piyasaları konuşacağız. Haftanın son işlem gününde her zaman olduğu gibi Belgin Maviş'te piyasaları konuşacağız. Günaydın Belgin Hanım. Günaydın Öğür. Bugün piyasaları neler bekliyor olacak? Evet, bugün haftanın son işlem günü. Dün ve bugün vadeli de pozisyon ayarlamaları göreceğiz. Vade bitim tarihi. Dün özellikle gün ikinci yarısında bankalara gelen satışlar etkiliydi. Başta Akbank olmak üzere Bank of America'nın yoğun satışları vardı. Tabii burada bilançoların gelmesi, beklentilerin bitmesi, realizasyonları beraberinde getirdi. Akbank öncesinde de zaten ciddi bir fiyatlama görmüştü. Bu biraz kafaları karıştırdı ama vadeli taraftaki pozisyon kapamaları unutmamaları gerekiyor. Bugün de tabii ki 29'u, dolayısıyla Temmuz'u geride bırakırken, bu haftayı bitirirken de realizasyonlar gelebilir ama dünün bir düzeltme yükselişinde görebiliriz borsa tarafında. Öte yandan biraz önce senin de aktardığın gibi içeride bizim Merkez Bankamızın 3. enflasyon raporu vardı. Orada yıl sonu enflasyon rakamını yukarı doğru revize ederken petrol ve gıdada da yukarı yönlü revizeleri, petrol aşağı, gıdada yukarı yönlü revizeleri gördük. Amerika teknik resesyona girdi. Her ne kadar bunu Beyaz Saray ve Fed tam olarak kabul etmese de Powell'ın açıklamalarında iniş çok yumuşak olmayacak ifadesi bunun göstergesiydi. Ancak istihdam tarafını sürekli ön plana çıkarıyor Amerika ve güçlü bir istihdamdan bahsediyor. Ancak son işsizlik maaşı başvuruları yeniden 8 haftanın en yükseğine çıkması akılları karıştırdı. Powell'ın açıklamalarına tekrar dönecek olursak, Eylül'deki toplantıya kadar iki enflasyon, iki istihdam verisine bakacağız ve ona göre yolumuzu çizeceğiz demişti. Dolayısıyla istihdam tarafındaki bozulma Fed'i harekete geçirebilir. Enflasyonu düşürmek istiyor ama resesyondan da çekinmiyor değil. Bakalım nasıl olacak gelişmeler. Bu tabii ki şu an için doları küresel bazda biraz geriletti. Piyasalarda da risk alma iştahı arttı. Bunu altında en net şekilde etkisini görüyoruz. Ons fiyatlamasında 1750 doların üzerine çıkış var. İçeride gram altında ise 1000 liranın üzerine yükselişleri görüyoruz ki gram altın tarafında dolardan da aldığı güçle, dolar TL'den aldığı güçle de yukarı yönlü hareketler devam edecek gibi gözüküyor. Ve bu anlamda baktığımızda özellikle bir gelişme daha var, onu da belirtelim. Amerika ile Çin arasında İpler biraz daha geriliyor. Dün Biden'la Xi arasında toplamda 2 saat 17 dakika süren bir görüşme vardı. Ve bu görüşmede odak noktası Tayvan'dı. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi yine Tayvan'a gitmek istedi. Nisan ayında da sert bir çıkış yapmıştı Çin. Bu kez komutanlar düzeyinde açıklamalar başbakanlar düzeyine yükseldi. Durumu Biden biraz düzeltmeye çalıştı. Ama Xi'nin cevabı ateşle oynayan kendini yakar oldu. Bu ifade sonrasında bakalım Amerika-Çin arasındaki gerilim ne yöne evrilecek? Bu da tabii ki önemli bir gelişme olacak. Önümüzdeki haftaya da tarım dışı istihdam rakamıyla başlayacağımız için önümüzdeki hafta zorlu bir Ağustos'un ilk haftası olarak karşımızda. Borsada ise 2550-2600 hedefimizde, geri çekilmelerde ise 2510 seviyesi önemli destek noktası olarak karşımızda olacak. Önümüzdeki hafta oldukça yoğun olacak ki bu yoğun gündeme yeni gündem maddeleri de ekleniyor. Evet. Hep birlikte piyasayı takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Efendim, bir haberle devam edeceğiz. Emeklilikte yaşa takılanlarla alakalı EYT düzenlemesinde sona gelindi. Detayları önümüzdeki günlerde Bakan Bilgin açıklayacak. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar için olan EYT düzenlemesinde sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin yapılacak düzenlemenin detaylarının gelecek günlerde duyurulacağını söyledi. Türkiye'nin her sosyal meselesi bizim önümüzdedir.
Bunların üzerinde çalışıyoruz, bunların üzerinde çözüm yolları üretiyoruz, formüller buluyoruz. Geçici işçiler, EYT'yi tamamladığımız gün onları açıklayacağım. Önümüzdeki günlerde söz edeceğim. 3600 ek gösterge, asgari ücret, yarın da sözleşmeli personel konusunda dosyayı açtığımda basınla paylaşacağım. Emeğin sosyal bakımdan korunmasını sağlayacaklarını dile getiren Bilgin, bizler sosyal politikalarla bunu gerçekleştiriyoruz dedi. Bütün kamu çalışanlarını koruyan 3600 ek göstergeyi düzenleyecek çalışmalar yaptık. Emekçinin enflasyon konusunda konumunu güçlendirdik. Asgari ücretteki aşınmayı enflasyon karşısında %30 destek verdik. Bunlar devam edecek. Türkiye emekçileri bunu biliyor. Türkiye sosyal sorumluluk projelerini uygulayacaktır. Ekonomideki olumsuzluklara karşı çalışanlar korunacaktır. Kimse endişe etmesin. Efendim, Avrupa'da ekonomik göstergeler zayıflıyor. Almanya'da ve Belçika'da enflasyon giderek artarken Euro bölgesinde tüketicinin ekonomiye güveni de 17 ayın en düşük seviyesinde. Avrupa kıtasında ekonomik aktivite zayıflamaya devam ediyor. Savaşın yarattığı ekstra maliyet, Rusya'da yaşanan enerji krizi Avrupa ekonomisini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yaşanan negatif gelişmeler ekonomik verilere de yansıdı. Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya'da enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor. Almanya'da yıllık tüketici fiyatları Temmuz ayında %8,5 olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi %8,1 gerçekleşeceği yönündeydi. Avrupa Merkez Bankası'nın süreci doğru yönetemediği de çok açık. Yani Lagarde iyi bir Fransa Maliye Bakanlığı yaptı, iyi bir IMF Başkanlığı yaptı ama maalesef şu ana kadar çok kötü bir Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı yürütüyor. Ve aslında enflasyonu da çok ciddiye almadığını düşünüyorum. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte artık büyüme pahasına, ki birazcık da yavaşlama başladı Avrupa'da, enflasyonu kontrol etme içerisinde gayreti içinde olacaklardır. Avrupa'nın bir diğer güçlü ekonomisi Belçika'da da tüketici fiyatları alarm vermeye devam ediyor. Enflasyon Temmuz'da %9,62 ile 1982 yılından beri ölçülen en yüksek seviyelerde kalmayı sürdürdü. Belçika'da son aylarda zirve yapan enflasyon en son 40 yıl önce benzer seviyelere çıkmıştı. Gaz tedarik problemleri, yüksek enflasyon, Avrupa ekonomisine dair endişeleri de beraberinde getiriyor. Bölgede ekonomik güven endeksi artan endişelerle beraber 17 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Uğur, ekonomi notları için teşekkür ediyoruz sana ve konuğuna da. Ben teşekkür ederim. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Peki efendim. Sabah Ajansı'nda ekonominin notlarını da Uğur Korkmaz'dan dinledik ve böylece bizler de burada Sabah Ajansı'nı noktalayalım. Yarın yine saat 6'da karşınızda olacağız.